Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Hilal TV'nin teknik imkanlarının yeterli olmamasından dolayı Ramazan içerisinde dersimizi eskisi gibi internet üzerinden yapıyoruz. Çünkü onlar sahur canlı yayını yapıyorlar. Personel tabii iftarı da yapıyorlar, sahuru da yapıyorlar. Dolayısıyla personel çok ciddi manada yoruluyor. Bu saatte yayın yapmaları fiilen mümkün olmuyor. Bizim de ayrıca bir yayın aracımız olmadığı için buradan yayın gönderemiyoruz televizyona. O bakımdan bayrama kadar inşallah bu şekilde idare edeceğiz Allah nasip ederse. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in ikinci cumartesindeyiz. Biliyorsunuz birinci cumartesinde Ankara'ya gittik. Orada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rasat yaptığını söylediği Beyman ormanlarında yangın gözetleme kulesinde çok açık bir ufukta imsak gözlemesi yaptık ve onu Hilal TV ekranlarından herkese gösterdik Allah'a şükür. Bizim yapmış olduğumuz hesapların doğruluğu orada bir kez daha ortaya çıktı. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı bu büyük yanlıştan bir an önce döner ve hem kendileri Cenab-ı Hakk'a karşı bu çok büyük bir sorumluluktur. Ondan kurtulmuş olurlar, tevbe etme imkanı bulurlar. Hem de vatandaşlarımız oruçlarını rahat tutma fırsatı elde etmiş olurlar. Çünkü çok ciddi bir yanlışlık var. Ufukta herhangi bir aydınlık olmadığı bir saatte oruca başlanıyor. O saatte ne oruca başlanır, ne sabah namazı kılınır. Maalesef Diyanete mensup camilerin çok büyük bir bölümünde sabah namazı vaktinden önce kılınıyor. İstisnai olarak vaktinde kılanlar var. Ama mesela ben yıllardır Süleymaniye'deyim. İlk defa bu sene sabah namazlarına Süleymaniye Camisi'ne gitmiyorum. Çünkü geçen sene gittiğime bin pişman ettiler. Bu sene de o manzarayı görmek istemediğim için, yaşamak istemediğim için gitmedim. Şimdi belki haberi olan olur, olmayan olur. Kutup bölgesinde yaşayan, yani 45 derece enlemin kuzeyinde yaşayan dostlarımız için yapmış olduğumuz takvimde geçen hafta bu Ankara rasatı sırasında ortaya çıkan bir durumu onlarla da hesap olarak paylaşmış olduk. Onu her zaman görüyorduk ama yani jeton düşme meselesi derler ya, insan her zaman neticeyi anlayamıyor. İşte orada şunu tespit etme fırsatı bulduk. Yani ayet-i kerimede İsra suresinin 78. ayeti çok enteresan bir şekilde meseleyi ortaya koyuyor. Sürekli okuyoruz ama daha yeni kavrama fırsatı bulduk. Burada Allahü Teala diyor ki اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ Namazı tam kıl, güneşin batıya kaymasından gecenin gasakına kadar. Gecenin gasakına, bir de ve Kur'an el fecr, bir de fecrin Kur'an'ında kıl. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda, fecrun Kur'an'ı şahittedir diyor. Yani gözde görülebilir. Şimdi burada öyle bir şey söylüyor ki Allahü Teala üç tane temel kriter koyuyor. Yani bunu fark ettik işte bir hafta önce. Diyor ki güneşin batıya kaydığı vakitte namazı kıl. Güneşin batıya kayması dünyanın her yerinde en kolay tespit edilebilen şeydir. Mesela biz güneşin hiç doğmadığı zamanlarda kutup bölgesine gittiğimiz zaman batıya kaymasını her yerden daha kolay görüyorsunuz. Çünkü ufukta büyük bir hale oluşuyor. Onun üst noktası belli. O üst nokta ortadan batıya doğru kayıyor. Anlıyorsunuz ki güneş batıya kaydı. Yani herkes gözüyle bunu rahatlıkla görebiliyor. Aynı şekilde güneşin hiç batmadığı zamanlarda da bunun çok rahat görüldüğünü tespit ettik.
Yani Allah burada ilk kriter olarak dünyanın her yerinde rahatlıkla görülebilen bir şey söylemiş burada. Güneşin dülük. İkincisi de ila gasakil leyli, gecenin gasakına kadar. Gasak kelimesi de daha önce burada defalarca konuşmuştuk. Gasak kelimesi sözcük anlamı itibariyle soğukluk anlamına geliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de de var şeyle hamimen ve gassaka diye. Yani sıcak ve soğuk şeydeki cehennemdeki cezalar anlatılırken. Şimdi oradan hareketle eski Arap lügatına gittiğiniz zaman gasakın soğukluk olduğunu eski sözlüklerde söylüyor. Ama bizim bulunduğumuz bölgelerde soğukluk gecenin karanlığında başladığı için gasakul leyl gecenin zifiri karanlığı şeklinde tercüme edilmiş. Aslında yanlış değil. Yani kelimenin manasına uymuyor ama o vakit hakikaten karanlık oluyor. Ama Allah öyle bir kelime koymuş ki bu gasakul leyl kelimesi güneşin hiç batmadığı zaman da tespit ediliyor. Zaten güneşin hiç doğmadığı zaman namaz vakitlerini tespit herhangi bir problem yok. Beş vakitte çok rahat bir şekilde gözünüzde görüp tespit edebileceğiniz şeyler de oluyor. Yani güneş ufkun altında olmasına rağmen biliyorsunuz Türkiye'de bizim de millet dalga geçiyor ama yavaş yavaş öğrenecekler. Çünkü insanların ezberleri bozuluyor. Bu tür şeyler genellikle varsayımlar bazı konularda ilim haline getiriliyor. İşte gece ayrı varlıktır, gündüz ayrı varlıktır dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'e inandığını söyleyen insanlar bile ya hocam işte bizim moralimizi çok bozdun, işte senden bunu beklemiyorduk diye konuşup duruyorlar. Halbuki Allah-u Teala geceyi gündüzü yarattığını, ayrıca yarattığını söylüyor yani. Şeyde Yasin'de nasıl da ayet-i kerime? Yok, خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ Yok, Yasin'de değildi o. Yani geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı Allah yaratmıştır. Şimdi güneşi, ayı yaratmıştır'a kimsenin itirazı yok ama geceyi, gündüzü yaratmıştır dediğin zaman hemen niye? Coğrafya bilgilerine ters geliyor. E kardeşim, Kur'an'ı esas alacaksın, coğrafyayı mı? Ona göre kararını ver. Şimdi işte bu gündüzün ayrı bir varlık, gecenin ayrı bir varlık olması kutup bölgesinde çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Orada da biz bunu gördük ve beş vakit namaz rahatlıkla tespit ediliyor. Ama en büyük sıkıntı güneşin hiç batmadığı zamanda, güneşin hiç batmadığı zamanda da güneş tepede olmasına rağmen gasakul leyl oluşuyor. Yani gecenin soğuk vakti rahatlıkla oluşuyor. Onu çok net bir şekilde siz ki insan olarak hissedebiliyorsunuz. Çünkü orada biliyorsunuz daha önce de defalarca burada ders yaptık. Allah-u Teala İsra suresinin 12. ayetinde şöyle diyor: "Ve cealnel leyle ven nehara ayeteyn femahawna ayetel leyl." Gece ile gündüzü birer ayet, birer işaret olarak oluşturduk. Arkasından gecenin işaretini kaldırdık. Yani gecenin olmazsa olmaz bir işareti yok. Şimdi bizim bu bölgelerde yaşayan gece dediğiniz zaman aklına sadece karanlık gelir. Ama kutup bölgelerinde yaşayan insanlara gece dediğiniz zaman akıllarına kışın karanlık gelir ama yazın da beyaz geceler gelir. İşte onun ayetini, işaretini kaldırdık deyince o beyaz gecelerde Kur'an-ı Kerim'le tespit edilmiş oluyor. Şimdi esas şeye gelelim. Konumuz esas o değil ama anlaşılsın diye. Çünkü ilk defa dinleyenler oluyor şeyde. Yani gayet normaldir. Her gün yeni insanlar devreye giriyor. Yeni kişiler dinlemek istiyorlar. İşte ayete bakıyoruz. اَقِيمِ الصَّلَاةِ Namazını tam kıl. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ Güneşin batıya kaydığı vakitte bu net belli oluyor. اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ Gecenin gasakına kadar. Şimdi bu arada dikkat ederseniz güneşin batıya kayması tepeden şeyde gasak da diyelim tam şurası. E peki akşam namazı vakti var mı ayette? Yok. Değil mi? Yatsının başı da yok. Ama yatsının sonu var. Şimdi gecenin işareti kaldırıldığına göre akşam namazı için illa güneşin batmasını beklemeyeceksin. Çünkü güneş tepede. Yatsının başlangıcı için de beklemeyeceksin. O zaman bunu neyle belirleyeceksiniz? Biz bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın koyduğu mizanla, yani simetriyle belirtiyoruz. O da Allah-u Teala Rahman Suresi'nde diyor.
ve şemsu vel kameru bi husban ve necmu ve şu neydi şeyde halakal ve akimul vezne bil kıssi ve la tuksirul mizan ella yok yok ve sema rafa'aha ve vada'al mizan. Dördüncü ayet mi? Yedinci ayet, evet. Rahman suresi yedinci ayet. Evet, Kur'an-ı Kerim'in 55. suresi değil mi? Evet. 55. suresinin 7. ayette diyor ki Allahü Teala gökleri yarattı ve dengeyi kurdu. Ella tedagav fil mizan, dengeyi bozmayasınız diye. Yani o göklerin cisimlerinden bir tanesi de güneş. Güneşin demek ki geliş açılarında bir denge var. Şimdi orada biz o dengeye göre akşamı ve yatsının başlangıcını tespit ettik ki Kur'an-ı Kerim'deki diğer hükümlere de tamı tamına uyduğu gözüküyor. İşte gündüzün dalgalı olması, gecenin sakin olması, o bölgelerde yaşayan bunları güzel şey yaptı. Bir tek şey eksik kalıyordu. Orada yaşayanlar şunu söylüyorlardı. Ya ayette Allahü Teala oruçta diyor ki hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. Fecrin olduğu tarafından sizin için siyah çizgi, beyaz çizgiden net olarak ayrılıncaya kadar yiyin için diyor. Biz burada yaşayanlara hitap etmiyorum bu ayeti, haklı olarak soruyorlardı. Bizi bunun üzerine düşün, taşın. Sonra baktık burada da diyor ki ve inne Kur'anel fecri, fecir ışıkları kâne meşhuda, gözle görülür diyor Allahü Teala. O zaman burada dülûkü'ş şems kolay tespit edildiğine göre, gasakul leyl kolay tespit edildiğine göre bu üçüncü kriter olan o Kur'an-ı Fecr, yani fecir ışıklarının yoğunlaşmasında o bölgede tespit edilmesi gerekir. Şimdi buna göre hesaplar üzerinde yeni bir düzenleme yaptık. O bölgede yaşayan dostlarımızdan çok yoğun bir şekilde tepkiler geldi. Onlara söyledik, şey yapın dedik, gözlemler yapın dedik. Hemen her sabah yaptıkları gözlemleri anında bizimle paylaştılar. Mesela bu sabah da Almanya'da Necati Özler, Hollanda'da Fikret Ekin, ikisi de gözlem yaptı. İkisi de gözlemlerini gönderdi. Herhalde biraz sonra zannedersem siteden izleme imkanınız olacaktır. İkisinin de gönderdiği gözlemlerde o bu ayetteki size göre kısmı tam olarak belirlediğimiz dakikada oluştu. Dakikası, saniyesi tuttu yani. Çünkü Allah dengeyi kurduğu için. Geçen de bir hanımefendi yine şikayet için açmıştı şeyden Hollanda'dan. Pardon, Norveç'ten, Norveç'in Bergen şehrinden, 60 derece enlemden. Ve tabii çok gayretli bir hanım çıkmış, gözlem de yapmış. Git çıktım, bir şey gözükmüyordu. Ne gördün? Ufukta bir sarı ışık yoğunlaşması gördüm. İşte onu görecektin işte. Şimdi o kutup bölgesinde sürekli hava kapalı oluyor. Bizim burada da yani hava tam açık olduğu zaman gördüğünle kapalı olduğu zaman gördüğün renk aynı olmuyor. Allahü Teala herhalde boşuna beyaz kelimesini zikretmemiş. Beyaz çok rahatlıkla anlaşılıyor. Siyah da anlaşılıyor ama aradaki o diğer renk havadaki şeyle kaybolabiliyor. Yani o rutubetle ya da zaten ufukta kalın bir bulut olursa hiçbir şey göremiyorsunuz. Ben bunu gördüm dedi. Ha işte tamam dedim. O hanımefendi de son derece mutlu oldu tabii bunu görmüş olmaktan. Burada şu eksik kaldı. Kutup bölgesinde yaşayan dostlarımız şimdi bizi dinliyorlarsa ya da şeyden dinleyeceklerse 60 derece üzerinde mesela Tromso'da yaşayan ya da güneşin hiç batmadığı herhangi bir bölgede yaşayan kişiler de ben şahsen bu ayetlere bakınca eminim ki orada da bizim ilan ettiğimiz saatte, yani şimdi yeni ilan ettiğimiz saatte imsak için eminim ki bu dostlarımız o saatte mutlaka bir ışık göreceklerdir. Niye mutlaka kelimesini kullanıyorum? Ayetteki inne Kur'an el fecri kâne meşhuda ifadesinden dolayı. Fecirdeki ışık yoğunlaşması gözle görülür. Orada da olması lazım. Madem gasekul leyl orada belli oluyor, madem dülükuş şems belli oluyor bu İsra 78'de, Kur'an-ı Fecr de belli olmalı. Ve bu olduğu zaman bu üç tane değişmez kriter dünyanın her yerinde geçerli kriter oluyor.
ve her mevsimde, kutuptan kutuba. İşte bu kriterleri, bu ölçüleri ortaya koyduğunuz zaman takvim yapmanız ciddi manada kolaylaşıyor. En önemlisi de şu, şimdi orada yaşayan ve Müslüman olmuş olan dostlarımız var. Yani oranın halkı, o bölgelerin halkı. Şimdi onlara çıkıp diyor, birisi diyor ki işte Mekke'ye uyacaksınız diyor. Geçen de Süleyman Ateş ne diyordu şeyde, sen dinletmişsin. Kaç alternatif sunulur? Orada yaşayanların hepsi Mekke'ye uyabilir veyahut İstanbul'a uyabilir veyahut Avrupa'da yaşayan insanlar hangi şehirdense, mesela Kastamonu'luysa Kastamonu'ya uyduğu, Ankaralıysa Ankara'ya uyduğu, Eskişehirliyse Eskişehir'e uyduğu. Önemli olan o ibadete dahil olmak diyor. Ötekiler... Yani vakite pek takmayın, evet, değil mi? Halbuki ayet-i kerime sümmetin musiyamı ile leyli diyor, değil mi? Orucu geceye kadar tamamlayın. Şimdi bakın, bu şeylerde mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı ya da diğer kuruluşların yaptığı takvimler var. O takvimlerin o bölgeyle ilgili ortaya koydukları bir kriter maalesef yok. Bu sebeple şeyin bu takvimin işte falanca yere filanca yere göre ayarlanması doğru değil. Niye doğru değil? Ya ben mesela orada yaşayan bir kişiyim. Cebimde cep telefonu olmak zorunda mıyım? Yani yanımda internet mi olacak? Takvimim mi olacak? Mesela ben orada yaşayan kişi olarak Mekke'den bana ne kardeşim? Ben zaten Mekke'de yaşayan bile oradaki takvimleri doğru dürüst şey yapamıyor. Mekke'de de ben mesela size defalarca söylemişimdir, Mekke'de, Medine'de mescide gittiğim zaman sabah namazında teheccüde niyet ediyorum. Gidiyorum camiye, teheccüde niyet ediyorum. Onlar selam veriyor. 15-20 dakika sonra kalkıyorum, sabah namazını kılıyorum. Çünkü ezanla sabah namazı arasında bir süre geçiyor, namazla bir süre geçiyor. Aradan da biraz daha ilave yaptım mı sabah namazı vakti olmuş oluyor. Oranın şeyi de yanlış. Yani Ümmül Kura takvimi dediğiniz doğru bir takvim değil ki. O da yanlış bir takvim. Sonra ben diyelim Tromsø'da yaşayan bir Müslüman olarak bunları bilmek zorunda mıyım? Ama bilmek zorunda olduğum şu. Bak Allah öyle kriter koymuş ki. Ben orada yaşayan bir kişi olarak gasekulleyli rahat tespit ediyorum. Oldu mu oldu, tamam. Şimdi güneşin batışıyla ilgili ölçüleri de tespit edebiliyorum. Bunlar bizim sitemizde var. İsteyenler o ayetlerle ayetleri okuyabilirler. Peki sabah namazının başlangıcını da tespit edebiliyorum. Çünkü gasekulleyl bitmiş oluyor. Havada değişmeler başlıyor. Tamam kardeşim, ben oranın şartlarına göre şey yaparım. İbadetimi yaparım. Sonra oradaki takvimin doğruluğunu neye göre tespit edeceğim? İşte bu ayetler, yani bu ayet daha doğrusu şey yapıyor. Üç tane tüm dünyada değişmezin olduğunu gösteriyor. Güneşin batıya kayışı, gecenin soğuk vakti, ondan sonra ve fecrin Kur'an'ı, yani fecirdeki ışık yoğunlaşması. Fecirdeki ışık yoğunlaşmasında tekrar ediyorum, eminim ki kutup bölgesinde yaşayan dostlarımız da mutlaka göreceklerdir. Çünkü Allah inne Kur'anel fecri kâne meşhuda diyor. Fecirdeki yoğunlaşma gözle görülür. Yani bunu efendim gittiğinizde gördünüz mü? O zaman böyle bir şey hiç aklımızdan geçmiyordu ki. Yani daha yeni yeni kavramaya başladık. Yani jeton daha yeni düştü. Sonra şimdi gidip görelim deseniz bile göremeyebilirsiniz. Çünkü gittiğiniz zaman hava şartları müsait olmayabilir. Ufuk kara, kapalı olabilir. Mesela işte en son gittiğimizde kışın bir ufuk gözlemi yapalım dedik. Ufka kalın bir bulut geldi. Bütün görüntüyü kapattı. Bu defa başka kriterleri, yani o ayet-i kerimedeki وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ, bir de kuşlar meselesini devreye sokarak meseleyi anlamış olduk. Dolayısıyla yani buradan oraya gitmek bizim için, yani gidersin ama göremeyebilirsin arzu ettiğin manzarayı, ama orada yaşayan insanlar ufkun açık olduğu zamanları tespit edip o zamanlarda çıkıp
gözlem yapıp bize bildirirlerse bizim için de çok güzel olur. Yani bu değişikliğin sebebi o yani. Evet. Yani şimdi oralarda yaşayanlar belki anlayabiliyor da burada yaşayanlar için kutup bölgesi tam olarak neresi? Onu bir açıklığa kavuşturabilir miyim? Zannediliyor bölgesi... ki yani tam böyle o dünyanın en üst bölgesi, insanların yaşayamadığı yer. Hani diyor, niye anlatıyorsunuz bunu ki? Zaten insan yok orada. Öyle mi diyorlar? Öyle deniliyor. Evet. Yani kutup bölgesiyle tam neresi kastediliyor? Şimdi herkes kendine bakıyor. Evet. Nasıl olsa bizim burada yani... böyle bir problem yok. Onlar da gelsin Türkiye'de yaşasınlar kardeşim. Ne işleri var oralarda yani? Yani hangi enlemden sonrası? Ayılar falan filan. 45 derece enlemin kuzeyi. Yani... büyük oranda tabii, insan nüfusunun tabii, yaşadığı tabii, topraklar tabii, büyük yani. Oranda, ülke olarak hangiler giriyor? Almanya, tabii, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere. Çok büyük ülkeler yani. İngiltere, Hollanda, Danimarka, Belçika, yani. İsveç, Norveç, İzlanda falan. Kanada Rusya, belki değil mi? Rusya'nın çok büyük bir bölümü. Kanada. Tabii. Çünkü onların hepsi buraya gelirse daha Suriyeliler üstü. Yok işte kutup bölgesi denince hani en uç nokta, insanların yaşamadığı nokta falan, hani sadece bilimsel araştırma falan için gitmiş işte olanlar. Öyle değil olay bu. Değil yani. O kadar basit bir olay değil o. Evet. Yani Allah-u Teala o mizanı, dengeyi kurmuş o denge açısından. Evet. O şey yaptığınız zaman orada yaşayanlar zaten bunu çok rahat bir şekilde onlar biliyor musun? Buradakiler kanıksıyorlar. Için. Evet. Ama şimdi tabii mesela güneş hiç batmıyor, beyaz gece. Beyaz gece dediğim pat diye olmaz ki. Onun bir başladığı yer var. Yavaş yavaş artıyor, artıyor, artıyor. Bir noktaya geliyorsunuz. Mesela bugünlerde 58, 59, 60'lardan itibaren artık gece hemen hemen kaybolmaya başlıyor. Bizim buradaki anlamda yani. Hiç gece yani bizim buradaki anlamda daha işte 70 derecelere çıktığınız zaman hiç güneş batmıyor yani. Hiç. Güneş sürekli dolaşıyor tepede. Ama gece oluyor. Gece oluyor. Ve sonra oluyor. Mesela bak şu anda yazın, gidin oraya, Tromsø'ya gidin. Mesela biz gittik, yani 1000 lira 3. sınıf bir otel odası bulmam mümkün değil. Onun için herkes oralara karavanlarla geliyor, karavanlarında yatıyor. Çünkü o kadar güzel bir manzara var ki orada, yani insan bakmaya doyamıyor o güzelliklere. Bakıyorsun şuradan, şu dağdan bir su akıyor. Aşağıda şahane yeşillikler var. Öbür tarafta bir şey göl var. Öbür tarafta efendim deniz var, okyanus var. Okyanus girmiş daha karanın içine kadar. Okyanus içerisinden bakıyorsun ki o şeyler, buharlar çıkıyor. Orada balıklar hoplayıp zıplıyor. Mesela şeyde Mustafa Bey hatırlar gece bizim oturduğumuz evin önünde gece saat 12'de ne yapmışlardı? Koşu yapmışlardı değil mi? Gece saat 12 idi. Koşu düzenlemişler. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar. Dolayısıyla yani şey için turist açısından da çok cazip bir merkez. Sonra orada da mesela Tromsø'da gittiğim zaman 80 bin nüfus vardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle şey değil yani. Ve 3 tane de mescit vardı yani. Orada. Yerli halktan çok Müslüman olmak isteyenler var. Ama tabii bizim geleneksel İslam anlayışı onları İslam'dan kaçırıyordu maalesef. Biz onlara bir takım şeyler söyledik. Ondan yararlandılar. Neyse. Şimdi olay bu. Yani bu takvimdeki değişiklik uzun sürekli çalışma, sürekli üzerinde düşünmenin sonucudur. İnşallah bu yani şu ana kadar o bölgelerden gelen bütün resimler yapılan çalışmanın doğru olduğunu gösterdi şu ana kadar. İnşallah daha yukarılardan da gelirse, yani henüz işte Tromsø'dan bir resim gelmedi. Oslo'dan gelmedi. Daha yukarılara çıktığınız zaman mesela Svalbard'dan bir resim gelmedi. Oralardan da inşallah gelirse bu meseleyi tamam bitirmiş oluruz diye ümit ediyorum. Evet. Şimdi bu konu herhalde burada bir şey kaldı mı anlatacağımız? Evet. Yani anlaşılmayan bir şey kalmadı. Ben anladım, size bilmem. Yani zaten ben anladım mı yeter, size gerek yok değil mi? Evet. Şimdi bu burada böyle bir ayet ben hatırlatmak istiyorum söyle. Hocam. Şey açısından ama şimdi sürekli şu soru soruluyor. Hani bu canlı yayın Rasat canlı olarak yayınlandı. Her şey açık net ortaya konuldu. Hala deniliyor ki yani niye buna rağmen hani Diyanet ve birçok insan kabul etmiyor bunu.
Bu sorunun cevabını merak ediyorlar da. Oku bakalım. Şimdi bir bu Hud suresinde Nuh Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken Nuh Aleyhisselam'ın dilinden dökülmüş bir cümle var da dikkatimi çekmişti. Hani bu bağlamda bir anlam ifade eder mi diye bir aktarayım, okuyayım. Nuh Aleyhisselam geliyor, tebliğini iletiyor insanlara. Büyük bir tepkiyle karşılaşıyor falan. 27. ayette hani diyorlar ki onlar فَقَالَ الْمَلَوْا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ مَا نَرَاكِ اِلَّا بَشَرًا مِثْنَنَا. Yani senin bizden ne farkın var? Sen de bizim gibi beşersin işte. Yani bize de bugün diyorlar evet. Ya işte biz uzmanız, bizim uzmanlarımız evet, var. Evet, şimdi işte devamı. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا. Yani görüyoruz ki ayak takımı dediğimiz insanlar peşinden geliyor senin. Hani üst düzey kimse yanınızda yok. Hani hep halktan insanlarla falan beraber yola çıkmışsın. وَمَا نَرَاكَ Lekum aleyna. Bu tam uyuyor bize. Şimdi esas bir sonraki ayet daha güzel sanki. Ve ma nara lekum aleyna min fadlin. Tamam. Hani bize karşı herhangi bir fazlalığın, bir üstünlüğün hiçbir konuda da yok. Böyle bir şey de göremiyoruz. Yetki bizde. Devlet bizim arkamızda. Evet. Bel nazunnukum kazibin. Ya yalan söylediğinizi falan da düşünüyoruz yani. Belki doğru da söylemiyorsun. Şimdi bütün bu eleştirilere zaten karşı. Zaten bel nazunnukum kazibin öyle. Şimdi şu anda Diyanet'e göre biz yalan söylemiş oluyoruz. Evet. Tabii. Yani onlar öyle söylüyor. Ama şimdi Nuh Aleyhisselam'ın cevabı ilginç. Nuh Aleyhisselam da şöyle diyor. Diyor ki ayette kale ya kavmi. Diyor ki ey kavmim. Eraeytum in kuntu ala beyinetin min rabbi. Yani Rabbimden kesin bir delil varsa bende. Yani elimde kesin bir delil varsa. Bir düşünün diyor. Bir düşünün. Evet. Bir bakın. Elimde eğer kesin bir delil varsa. Ve atani rahmeten min indihi ve Rabbimin katından bir rahmet Rabbim ona vermişse yani bu sayede şurası çok ilginç. Fe ummiyet aleykum. Vay 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 vay. Ve siz de buna karşı adeta körleştirilmiş durumdaysanız. Yani siz görmüyorsanız ben ne yapayım diyor. Gözünüz körse ne yap? Yani her şey bu kadar açık, net, ortada. Evet. Hiç yani görmüyorsanız ben ne yapayım? Yine son cümlede harikulade. Enulzimukumuha ve entum leha karihun. Ya istemediğiniz halde, kabul etmeyi istemediğiniz halde biz zorla mı bunu size kabul ettireceğiz? Evet. Yani mesela ben gerçekten ya değişmiyor yani hiçbir şey değil. Hakikatler karşısında gösterilen tavır değişmiyor. Yani şimdi bu kadar her şey açık net ortada. Ya zorla mı kabul ettireceğiz? Ya şimdi var mı böyle bir şey yani? Şimdi mesela şeyde böyle bir grupla iftar yapıyoruz. Hepsi de böyle üst seviyede kişiler. Orada birisi böyle dalga geçer gibi ben Diyanet uyarım dedi. Tamam ama bir gün çık da bak. Hiçbir çıkıp baktın mı bir gün dedim. Ben dedi şu konuda uzmanım. Şimdi yani o adamlar hepsi birbirini tanır. Duyup da rahatsız olmasınlar diye isim vermiyorum. Ben ondan anlarım. Yani dedim demek ki Cenab-ı Hak senin anlamayacağın bir görevi sana mı yüklemiş? Size göre siyah çizgi beyaz çizgi net olarak belirleninceye kadar şeyin diyoruz. Diye. Allah'ın emrini tutmuyorsun da sen kendi kafana göre mi hareket ediyorsun dedim. Hemen hızla kalktı gitti. Gidin kardeşim. Ve çünkü verecek bir cevabı yok. Yani şu ayettekinden farklı bir durum hiçbir zaman hiç söz konusu değil. Farklı bir durum yok yani. Millet yani her şey açık kapatıyor. Net ortada. Adamlar millet gözlerini kapatıyor. Yani. Şey yapıyor. Fe'ummiyet aleykum. Yani gözünü kapatıyor. Şey, ya kardeşim dün de camiden çıkarken bir adam birisini getirdi. Ya hocam işte bu şahsın bir sorusu var. Aslında onun sorusu yok. Gelen delikanlı şey yapmak istiyor. İşte bu Diyanet'e uyarak ibadetini yapıyor. İşte şu saatte oruca başlıyor. Dedim ki sen hiç çıkıp baktın mı dışarıya? Baktım. Ne var dedi. Zifiri karanlık. Peki zifiri karanlıkta niye namaz kılıyorsun? Ne yapayım Diyanet öyle diyor. Şimdi o yine en azından masumca ifade etmiş. Şimdi biz geçen gün bu Rasat videosunu paylaştığımızda sosyal medyada altına şu yorumlar yazıldı. Ya siz ne derseniz deyin. Biz yine Diyanet'e uyacağız. Bu kadar. Tabii. Sanki ısrar var yani. Sanki insanlara hani gelin şey bize değil, uyun evet. Diyormuşuz gibi. Lan biz kime dedik ki gelin bize uyun? Allah'ın ayeti ortada.
Gelin Allah'ın ayetine uyun diyoruz. Siz bilirsiniz. Ne yapalım? Enulzimukumuha ve entum leha kariun. İstemediğiniz halde zorla kabul ettirecek falan değiliz. Biz öyle mi yapacağız yani? Evet. İstediğiniz kadar şey yapın. Evet, burada bak Furkan suresinde de şöyle diyor ki Allahü Teala em tahsebu en ekserhum yesmauna ve yaqul. Sen ne zannediyorsun? Onların çoğusu yani söz dinliyor ya da akıllarını çalıştırıyor mu? Allah'ın ayetini söylüyorsun. Ben anlamam diyor. Hem Müslümanım diyorsun. Ya anlamamdan da öte hocam bir şey bu. Hani ne dersen de ben yine buna uyacağım diyor. Evet, bu anlam evet. Anlamış yani aslında. Evet. Anlamazlık söz konusu değil şeyde, ki yani. Israr. Mesela Mahmud Efendi ile görüştüğümüz zaman Cübbeli Ahmet de oradaydı. Mahmud Efendi, Ahmet Vanlıoğlu. Bunların isimlerini özellikle zikrediyorum. Çünkü maalesef giderek daha yani ben belki düzelirler diye ümit ediyorum. Giderek daha batıyorlar. Şimdi İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ayetini okuyorum. Ya Rabbi yalnız senden yardım ister. Yalnız sana kulluk ederiz. Mahmud Efendi diyor ki sen ne dersen de diyor. Allah da bizim aramızda diyor. Evliya-i Kiram ve Meşayih-i İzam Hazretlerinin ruhları vardır. Biz onlardan istihanede bulunur, istimdad ederiz. Bak istihane, ayete geçen istihane kelimesini, yani yardım istemek. Allah'la kendi aralarında onlar varmış. Allah senin şah damarından daha yakın değil mi? Araya nasıl giriyor bunlar? Bunları anlattıktan sonra sen ne dersen de. Ya bunlar benim sözüm mü dedim? Yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn benim sözüm mü? Kul ibadeti yalnız sana yapar, yardımı senden isteriz. Benim sözüm mü ki sen ne dersen de diyorsun? Yok öyle. Peki. Ben dedim size şunu tavsiye ederim dedim. Namaz kılıyorsunuz ya. Fatiha suresini okurken İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn atlayın dedim. O iki ayet okumayın. Hiç olmazsa dediğinizle yaptığınız birbirine uysun. Aynı şey. Evet. Yani o kadar çok hoca var ki geliyorlar. Ayeti okuyorsun. Zaten şu anda öyle. Artık daha gelmiyorlar. Eskiden geliyorlardı. Geliyorlar. Görüyor musun hiç geldiklerini? Hiç gelen oluyor mu? Yok. Yok. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Onlar Allah'ın ayetleriyle savaşan insanlardır. Bakın. Onlar Allah'ın ayetiyle savaşan insan, Allah'a sınır koyan insanlardır. Allah bu işlere karışamaz, bu işe biz karışırız. Ne şeyde var? يُحَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُمْ Şeyde miydi? Mücadele suresi. Mücadele suresinde. Allah'a ve Resulüne sınır koyuyorlar. Ya efendim, Resulullah böyle demiştir diyorsun. Allah böyle demiş diyorsun diyor. Ben ne dersem o olur. Demek bu din senin babanın çiftliği öyle mi? İşte dinin nasıl bozulduğunu buradan anlamak lazım. Sırtını bir güce dayayan kendinin ilahlığını ilan ediyor. Evet. Peki şimdi bu kadarla iktifa edelim. O zaman ben diğer konuya girmeyeyim. Sen şeyden şey yap, vakit yetmez. Evet, bugünkü konumuz hani oruçla ilgili hükümlerdi. Tabii ki İlk olarak oruca ne zaman başlanacağı konusu gündeme geliyordu. O yüzden imsak konusuna değinildi. Bildiğimiz gibi oruçla ilgili hükümler Kur'an-ı Kerim'de 2. surede Bakara suresinin 183 ila 187. ayetlerinde detaylı bir şekilde anlatılıyor. Burada benim bugün üzerinde durmak istediğim özellikle 184. ayet. Ama kısaca 183'ü de okuyalım. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Kütübe aleykumus sıyam. Ey iman edenler, o oruç size de farz kılınmıştır. Alıştın o namaz, evet. O oruç. Buradaki özellikle es sıyam, belirli marife olmasından hareketle bu manayı veriyoruz. Kemâ kütübe alellezîne min kablikum, sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Onlara nasıl farz kılınmışsa aynı şekilde, aynı özelliklerde size de farz kılınmıştır ki leallekum tettekûn, bu sayede korunabilirsiniz, kendinizi koruyabilirsiniz diye. Ne kadar bir süre? Eyyâmen ma'dûdât. Yani başı sonu belli, belirlenmiş günler arasında bu oruç tutulacak. 185. ayette de bugünlerin şehru Ramazan, yani Ramazan ayı günleri. Ramazan birinden sonuna kadar olan günler olduğu anlaşılıyor.
Devamında 184. ayetin فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يظًا sizden kim hasta olursa اَوْ عَلَى سَفَرٍ yahut yolculuk halinde olursa فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ onlar oruç tutmayabilirler. Bu takdirde tutmadıkları orucu diğer günlerde tutmalılar. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ işte bu ayet üzerinde birazcık duralım. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ şimdi elimdeki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinden önce bu ayetin mealini okuyayım. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Şimdi bu وَعَلَى yutikunehu ifadesine elimizdeki mealde oruca gücü yetmeyenler manası verildi. Gücü yetmemek bildiğimiz gibi olumsuz bir ifade. Halbuki ayette kelime olumlu olarak kullanılmış. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ yani o oruca takat getirebilenlere fidyetun bir de fidye gerekir. Ne kadar fidye? طَعَامُ miskin, çaresiz kalmış bir insanı doyuracak kadar bir adet, bir fidye gerekir. Ayet böyleyken elimizdeki meal olumlu bu manayı olumsuza çevirerek tercüme etmiş. لَا يُطِيقُونَهُ evet, لَا يُطِيقُونَهُ yani oruca takati olmayanlar manası olmalı Arapçada burada. Bu şekilde mana verebilmek için. Yani Allahü Teala bilememiş. Haşa, evet. Haşa. Şimdi bu yanılmış. Bunlar düzeltiyorlar. Evet, bu kelime tefsirlerde olumlu olarak da tercüme ediliyor, olumsuz olarak da tercüme ediliyor. İki farklı mana var. Ama ikisinde de sonuç yanlış. Evet. Şimdi önce bundan kısaca bir bahsedeyim. Tabii bunun detayları doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında oruç fidyesi başlığı altında var. Elimde 327. sayfadan itibaren başlıyor. Hani detayları, dipnotları, kaynakları falan görmek isteyenler olursa yazı zaten bizim Süleymaniyevakfi.org sitemizde de bulunuyor. Oradan da bakabilirler. Bu وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ kelimesine olumlu anlam verip orucu tutmaya güç yetirebilenler şeklinde tercüme edenlerden var demiştik. Onlar da şu şekilde açıklıyorlar ayeti tefsirlerde. Diyorlar ki oruç ilk farz kılındığı zamanlarda insanlar muhayyer bırakılmışlardı. Yani serbest bırakılmışlardı. Hangi konuda? İsterlerse orucu tutabilirler. İsterlerse de tutmayıp onun yerine bedel, bir fidye öderler. Kim bunlar? Oruç tutmaya gücü yetenler, sapasağlam, hiçbir hastalığı, yaşlılığı, bir kusuru fiziksel manada olmayıp orucu tutmaya gücü yetenler serbestmişler ilk zamanda. İsterlerse. Ama buraya da bir ilave yapıyorlar. Likulli yevmin. Tabii onu söyleyecektim evet. Şimdi hani bir sonraki cümlede yok. Yani orucu tutabiliyor bir kişi. Şimdi kendimizden biçelim. Orucu tutabiliyoruz. Hiçbir sorun yok. Rahat rahat tutabiliyoruz bu orucu. Ama tutmayabiliyoruz da bunun yerine bir bedel, bir fidye ödüyoruz ve orucu tutmayabiliyoruz. Böyle mana vermişler. Daha sonra 185. ayet gelip فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ işte kim Ramazan ayına erişir, ulaşırsa o ayı oruçlu geçirsin ayeti gelince o ruhsat kaldırılmış. Böylece oruca gücü yeten herkes mutlaka oruç tutmak zorunda kalmış. Oruç tutmayıp da fidye verme hakkı ortadan kaldırılmış. Bu şekilde tercüme ediyorlar. Şimdi ayet böyle tercüme edildiğinde şöyle bir yanlış bu sefer ortaya çıkıyor. Ayette Allah buyurdu ya فَمَنْ كَانِ مِنْكُمْ مَر۪يظًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ yani Ramazan'da hastaysanız veya yolcuysanız, oruç tutamazsanız Ramazan'dan sonra mutlaka bunu tutmak zorundasınız. Ayet bunu böyle ifade ediyor. Şimdi hasta ve yolcu olan adam tutacak. Tutamadığı, hastalık ve yolculuktan dolayı tutamadığı oruç zimmetinde borç olarak kalıp Ramazan'dan sonra tutmak zorunda. Ama hasta değil, yolcu değil, sapasağlam olan adam
İsterse tutmayabilecek, yerine de bir fidye verecek. Yani aklını, bir... aklını çalıştıramamak ilim olmuş, evet. Ve maalesef kitaplara geçmiş. Böyle geçmiş. Biz de alim diye onların, evet, şeylerini okuyoruz. Yani hasta yolcunun o zaman ne kabahati oluyor yani? Adam mutlaka tutmak zorunda ya. O da bir bedel verip kurtulsun. Yani sağlam adam esas değil mi yani? Tutmama hakkı madem onda var. Allah derdi ki ya tutamayacaksanız bir fidye verin. Tamam, ben bunu affedeceğim zaten. Ha, olmaz değil mi? Pardon, tamam. Yani ayeti anlarken akıl yürütmek olmaz'a çeviriyorlar bunu tabii. Halbuki dinde hani kural koyma manasında akıl yürütmek tabii olmayacak. Ama ne diyor Allah? Aklını kullanma. Evet. Yani işte pisliği yağdır. İşte bunlar o pisliklerden maalesef. Evet. Ve ayetin devamında da Allah fidyetun ta'amu miskin diyor. Bir fidye. Çaresiz kalmış bir insanı doyuracak bir fidye vermek gerekir. Bunlar... Şimdi bu anlamı oturtmak için otomatikman tutmadığı veya tutamadığı her gün için bir fidye vermesi gerekire çeviriyorlar. Buraya bir cümle ekliyorlar ayete. Yani adam, şimdi birinci ihtimalden hala devam edelim. Sapasağlam bir adam isterse tutmayabiliyor ve yerine fidye vermesi gerekiyor ya. 10 gün tutmadı adam. Hadi o ruhsatı sonuna kadar kullandı. 30 gün, 29 gün tutmadı orucu. 29 veya 30 fidye vermesi gerekir diyorlar. Halbuki ayette varsayalım ki o mana sen doğru. Bir tek fidye diyor. Ona güç yetirebilenlere, yani gücü olduğu halde tutmayanlara, tutmadığı bütün günler sayısında. Onlar gibi söylersen. Ona sanki söylersek tabii. Sen söylüyormuşsun gibi. Ha, yok, onlar gibi söylersek bile sonucunda bir fidye vermesi gerekir demeleri lazımdı. Ama neresinden tutarsanız maalesef elinizde kalıyor. Yani ayet tek bir fidye derken bunlar tutamadığı da demiyoruz. Tutmadığı her gün sayısınca bir fidye diyorlar. Dolayısıyla bu olmaz. İkincisi, ayetin yapısı da buna müsait değil. Şimdi burada diyorlar ki muhayyer bırakıldılar. Yani serbest. İsterse tutabilir, isterse tutmayabilir. Halbuki ayet ve alellezine yutikunehu fidyetun diye mübteda haber cümlesi, yani kip olarak emir ifade ediyor. Bir görev sonra yüklüyor. Ona tutmaya gücü yetip de tutmayan kelimesini nereden çıkarıyorsun? Öyle bir şey yok. O da yok. Yani ayet diyor ki ona, yani takat getirebilene bir fidye gerekir. Bir fidye gerekir. Yani bu ayet bu şekilde anlamlandırılması gerekirken buradan bir muhayyerlik, bir serbestlik çıkarıyorlar. Mümkün değil yani dil kuralları açısından. Sıra. Resulullah'tan da böyle bir, evet, nakil yok. Kendi kafalarına göre ayete mana veriyor. Evet. Böyle kabul edildiği takdirde bir sorun daha ortaya çıkıyor. Aslında bu tabii Fatih Hoca'nın sahasına giriyor. Tasdik, nesih ve tebiyin konusu açısından baktığımız zaman. İbadette kolaydan zora doğru bir nesih olmaz. Olacaksa zordan kolaya doğru olur. Her konuda öyle canım. Evet. Yani özellikle yani şimdi vakit kalırsa da oruçla ilgili konuşacağız. Burada önceleri serbestken daha sonra o serbestlik kaldırılıp mecburen oruç tutma yükümlülüğü geldiği söyleniyor. Tabii ki bu mümkün değil. Evet. Yani o Bakara suresindeki nesih ayeti hatırlanacak olursa مَا نَسَخْ مِنْ اَيَتٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Hani biz bir ayeti nesheder veya unutturursak bu iki şekilde olabilir. Ya daha hayırlısını getiririz bunun, ya da onun dengini getiririz. İşte dengini zaten denk mi bu? Var, yani oruç tutmaya bilen kişiye görev olarak tutmak yüklenmesi ne denktir ne daha hayırlısıdır. Daha ağırıdır. Daha ağırı tabii. Oruç tutmayabilirsin diyorsun. Evet. Ağırlaştırıyorsun. Dolayısıyla bu açıdan da tutmuyor bu ibare. Ya zaten onu da halletmişler biliyorsun. Yani nesih diye bir şey var fıkıhta ve tefsirde. Kur'an'daki neshe uygun bir tarif yapanı rastladın mı sen? Böyle bir şey yok. Misliye nesih kavramı yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu şekilde nesih anlatan ben hiç rastlamadım şimdiye kadar. Fatih'te rastlamam. Sen rastladın mı ya? Ben yok. Görmedim. Yani. Ya hakikaten yani bu dini öyle, şimdi biz şu anda millete çıkıyoruz. Gözlerinin, affedersin, gözlerini çıkaracak şekilde şeyi gösteriyoruz. İmsak vaktini. Millet umurunda değil. Keyfinde, eğlencesinde. Adam iki dakika çıkıp da bakmıyor. Ya bana, ben şöyle yaparım. Bir yap kardeşim. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Hadi güle güle. Sen git, ben gelmiyorum. Şimdi aynı şeyi
geçmişte ilim haline getirmişler. Ya Allah nesi için bir kural koyuyor? Bu beyler kendi kafalarına göre bir kural ve alim oluyorlar bunlar. Birisi müfessir oluyor, birisi efendim bir mezhep imamı oluyor, bilmem birisi başka bir şey oluyor. Ya ondan sonra da kendi keyiflerine göre ayetlere anlam veriyorlar. Sonra da İslam alemi niye bu halde? Tövbe estağfurullah. Evet, bu anlamı olumlu olarak verenlerin bir grubuydu. Bazıları da yine olumlu anlam veriyor fakat buradaki yutuikunehu'da bir o zamiri var. Onu oruca değil de kaza orucuna, yani hasta ve yolcuların hastalıkları ve yolculukları sebebiyle tutamadıkları oruçları Ramazan'dan sonra tutmaları gerekecek ya, diyorlar ki bazıları, işte o Ramazan'dan sonra tutacakları orucu tutarken yanına ekstradan bir de fidye vermeleri gerekir. Onu Şafiler söylüyor. Böyle mana verenler de var. Tabi burada manayı o şekilde kaza orucuna gönderecek bir delil o da mümkün yok değil. Yani o da ayette. Evet, o da dolayısıyla mümkün değil. Bu birinci gruptu. Ya ben hakikaten hayret ediyorum. Ya siz yani bu Arap diliyle, siz de Arapsınız ya. Bu ayetleri böyle anlamak nasıl mümkün olur? Tövbe estağfurullah. Yani bu tefsirleri yazanları kastediyorum. Evet. İkinci, işte biraz önce mealden okuduğumuz şekliyle ve elinizdeki meallerden de kontrol ederseniz büyük ihtimalle çok büyük bir çoğunluğu olumsuz mana vermişlerdir. Yani ya oruca gücü yetmeyenler manası verilir meallerde veya işte Elmalı'da olduğu gibi oruca güç dayananlar şeklinde, hani zorlanma anlamı yüklenir buraya. İşte anlamı olumsuz. Elmalı'nın içine yatmamış, onlara karşı koymaya da cesaret edememiş. İkisinin evet. arası bir kelime bulmuş. Onu bulmuşlar. Burada da işte mana ne oluyor o zaman? وَعَلَلَّذ۪ينَ يُتَيْقُونَهُ فِدْيَةٌ Yani o görüşte olanlara göre o oruca bir gücü yetmeyenlere, İki veya tutarken çok zorlananlara bir fidye gerekir. Yani onlar da tutmayabiliyorlar ve yerine her gün için, ama bu da aynı onların söylediği şekliyle, her gün için bir fidye veriyorlar. Diyorlar ki kim oruca gücü yetiremez? Yani kimin gücü yetmez oruca? İleri derecede hasta olanlar. Yani hiçbir şekilde iyileşme ümidi kalmamış. Adam istese de zaten orucu tutamıyor. İlla kellifullahu nefsen ila usah. İleri derece yaşlılığından dolayı hani artık gücü kuvveti, takati kalmamış, istese bile oruç tutamayanlar. İşte diyorlar bunlar tutamıyorlar orucu. Dolayısıyla bunlar her tutamadıkları gün sayısınca bir fidye, ki bunun da miktarı fitreyle eşit bu görüşte olanlara göre yine. Her gün için bir fitre. Dolayısıyla bugün için mesela Türkiye şartlarını dikkate alırsak konuşalım. 15 lira. 15 lira değildir canım. Yok yok. O çok çok yüksek bir rakam 15 lira. Diyanet'in yayınladığı. Yok, onu söyleyeceğim işte. Yani Diyanet'in açıkladığı şey yasa salınırsa bu takdirde 15 lira günlük fidye ve fitre miktarı açıklandı. 30 gün oruç tutamayan kişi 450 lira değil mi? Yaklaşık 450 lira bedel ödeyerek oruç borcundan otomatikman kurtulmuş sayıyorlar. Halbuki Bakara suresinin son ayeti işte her yatsı namazından sonra camilerde okunuyor Amener Resulü. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla görev yüklemez. Tutamayan kişiye Allah niye ekstradan başka bir görev yüklüyor ki? Şimdi biz zekattan, hacdan bahsediyoruz. Kime bunlar farz? Evet, her Müslümana farz. Ama orada bir kayıt var değil mi? İmkan. Yoluna güç yetirebilen, imkan bulabilen, o kadar miktar malı olan kişiye farz. Şimdi parası olmayıp zekat veremeyen, parası olmayıp hacca gidemeyen insanlara, madem hacca gidemiyorsun, zekat veremiyorsun, o zaman sen de şunu yap bakayım diye bir şey diyor muyuz biz? Ne diyoruz? Onlar henüz oruç, hac ve zekatla mükellef değil. Niye? Güçleri yetmiyor çünkü. O kadar malları, mülkleri yok veya o kadar sağlıkları, sıhhatleri yok, gidemiyorlar. Hastalar, yaşlılar yol bulamıyorlar, işte kura çıkmıyor günümüzde. O zaman madem siz gidemiyorsunuz, alın o zaman size bir de işte fidye olsun, şunu ödeyin falan diye biliyor musun? Bir de Resulullah'ın şeyle ilgili mesela hamile kadınlarla, emzik kadınlarla ilgili bir sözü var. O şey yani onlar gerçekten şimdi sadece kendilerini doyurmuyorlar ki, ayrıca bir başka bir çocuğu da doyuruyorlar. Yani onlar gerçekten bu söyleyenler, bu hamile ve emzikli kadını buna sokanlar da var ama sokmayanlar, yok, o hadislere dayanarak. Yani, evet, yani güç yetirememek, evet,
otomatikman sorumluluğu kaldıran bir mazerettir. Yani meşru bir mazerettir. Bu kadınlar oruç tutmaz, kaza da etmezler. Niye? Çünkü kendisi için değil, çocuğu için. Evet. Kim kaza etme göreviyle yükümlü? Hasta, yolcu olup bu orucu tutmaya güç yetirebilenler. Yani yarın öbür gün iyileşti. İyileşince önceki senelerde tutmadığı oruçları tutar veya yolcu tutmama ruhsatını kullandıysa yolculuğu bittikten sonra Ramazan'dan sonra onlara ne yapar? Kaza eder. Bunun dışında yani tutamayıp da hiçbir şekilde hani tutmaya gücü yetmeyen insanlara da bu da sana farz ama bunu yapamıyorsun madem onun yerine bir fidye ver. Böyle bir şey söylenemez. Bunu gösteren herhangi bir şey yok. Peki nereden bunu çıkarıyorlar? Bu kelimeye bu manayı nasıl veriyorlar? Bu büyük ihtimalle şu müfredat var. Ragıp el-İsfahani'nin Kur'an sözlüğü. Müfredatü el-Fazil Kur'an diye. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeleri hem yani Arap dili karşılığında hem de ayetlerde ne manada kullanıldığını gösteren önemli bir sözlük bu. Şimdi bu sözlükte bu takat kelimesi yani ayette ve alellezine yutikunehu geçiyor ya. Oruca takat getirebilenlere bir de fidye gerekir. Takat nedir? Şimdi bizim dilimize de bu geçmiş. Yani buna takatim var. Ne demek? Bunu yapabilirim. Gücüm yeter. Gücüm yeter anlamında. Şimdi bu takati tanımlarken işte burada verdiği ilginç bir mana var. Diyor ki Ragıp el-İsfahani bu takat maddesini açıklarken ve takatu takat ismun isimdir. Yani fiil değil, isim bir kelimedir. İsmun limikdari ma yumkinu lil insani en yef'alehu bi meşakkatin. İnsanın bir meşakkatle yani zorla yani yaptığında zorlanacağı şeyi bir meşakkatin nasıl mana vereceğiz? Bir meşakkatle yapabileceği yani sıkıntıya girerek yapabileceği. Sıkıntıya girerek yapabileceği şey o sınır yani o sınır içerisinde kalan şey. Yani yapıyor kişi ama çok yani zorlanıyor yani yaparken. Gücünün yettiği nokta yani. Son sınır yani evet. Kişi yapıyor, güç yetirebiliyor ama çok zorlanıyor. Hani tabiri caizse canı çıkıyor yaparken. Böyle bir şeydir diyor. Yoksa diyor bak bu kelime şimdi bu Amene Resulü de geçen ve la tuhammilna ma la takate lena bih var. Bak takatimiz olmayan şeyi bize yükleme. Bak, la takate. Takatimiz olmayan şeyi bize yükleme. Şimdi bu ayet var. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Var orada. Kişinin gücünün yettiği dışında bir şey evet. şey yapma. O vusu ile takat birbirinin evet, şimdi buradaki bir çelişkiye dikkat evet. çekeceğim ben tamam. şimdi. Tamam. Şimdi bu takat kelimesini kişinin zorlana zorlana yapabileceği şey olarak açıkladı. Ayette de ve alellezine yutikunehu o zaman bu manaya göre nasıl olur mana? O oruca zor elmalının dayanan. Dediği gibi zor güç dayananlar, zor dayananlara bir fidye gerekir. Şimdi yutikunehu olumlusu zor dayanmaksa eğer la tuhammilna ma la takate lena bi. Bunun başına bir de olumsuzluk bildiren la gelirse nasıl olur? La takate. Zor dayanamadığımız, kolay dayandığımız. Heh, yani takat eğer zor dayanmaksa la takat ne olur? Zor dayanmamak. Kolaylı, yani kolay dayanmak. Yapmak. Yani iki olumsuzdan ne çıkar? Bir olumlu çıkar. Yok yok dediğin zaman ha, ne olur? Ne olur? Var olur her yani. Her şey var. Ya burada yok yok. Yani var. Her şey var. Ne arıyorsan var. Dolayısıyla ya Rabbi demiş oluyor bu zihniyete göre bu ayette kul. Bize zor dayanmayacağımız şeyleri ya o zaman kolay dayanabileceğimiz şeyleri bize yükleme. Yok ya o zaman ne yükleyecek Allah? Üzerimize dayanamayacağımız yükleri yükledi. Yani halbuki Allah öyle bir şey yapmayacağını bildiriyor. Ve ma ceale aleykum fiddini min haraç diyor değil mi? Bu dinde Allah size hiçbir zorluk yüklemedi. Yüklememiştir şimdi, diyor. 180 farkı görebildik mi? Yani 184. ayette olumlu mana yutiyekunehu. Bakara suresinin 286. ayetinde de la takate olumsuz mana var. Olumluya güç dayanmak derseniz olumsuza otomatikman ne demeniz lazım? La takate güç dayanamayacağımız şeylere yani kolay dayanacağımız şeyler değil mi? Otomatikman böyle olur. Diyor ki şimdi bunun manası diyor veleyse ma'nahu la tuhammilna ma la kudrete lena. Ya Rabbi kudretimizin yetmeyeceği şeyleri bize yükleme demek değildir diyor bu ayet. Daha niye öyle mana verdin yukarıda? Yani diyor ki bize zor dayanacağımız şeyleri yükleme demektir diyor.
O zaman dememiz lazım ki o zor dayanacağımız şeyi sen takatle ifade ettin. E ne olacak şimdi? La takatle olmaz o. Madem takat kelimesine zor dayanmak dedin, o zaman la tuhammilna ma la takate lena ya da o zaman kolay dayanmak manası vermek zorundasın. Ama burada diyor ki hayır. Çünkü diyor Allah insana yaptığında zorlanacağı şeyleri diyor yükler. O yüzden diyor burada kul, ya Rabbi hani yükleme, yapacağımız, yaparken zorlanacağımız şeyleri bize yükleme duasını yapabilir insan. Yani yaptığımızda kolay dayanabileceğimiz şeyleri yükle diyebilirsiniz. Ama burada la tuhammilna ma la kudrete lena. Ya Rabbi hiçbir şekilde kudretimizin yetmeyeceği şeyleri bize yükleme demek değil diyor bu. Burayı doğru söylüyor ama farkında değil. Öbür tarafta yanlış söyledi çünkü yani doğrusu bu olmalıydı. Evet. Bu durumda mana ne oluyor o zaman? وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ O oruca takat getirebilenlere, yani güç yetirebilenlere, sağ salim tutabilenlere. Yani Ramazan orucunun tamamını. Evet, tamamını tutabilenlere fidye. Ya da şu da olabilir, ben mesela hastayım, yolcuyum, daha sonra tutuyorum, tutabilecek durumum var. Evet, o durumda da o ne da, yapıyorsunuz? O da bu işin içerisine bir girer. Bir fidye veriyorsunuz. Bakın, şimdi bu kelimeye olumsuz mana verip güç dayanmak, oruç tuttuğunda zor dayanmak manası verilince iş nerelere kadar gidiyor? İstersen şu şeyi bitirelim de bu şeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadisinde diyor ya. Evet. İstersen o hadisi oku. Sen oku tamam. Hadisi. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem fıtır veya Ramazan sadakasını erkeğe, kadına, hüre, köleye hurmadan bir sağ yani 3 920 gram yani 3 kilo 920 gram ölçeğinde bir şey hurma veya arpadan bir sağ olarak farz kıldı. Ferada Resulullah. Allah'ın Resulü'nün farz kılması demek Allah'ın ayetinin evet, farz kılması. Resul demek. Farz kılıyorsa ne olması lazım? Ayetin farz kılması. Ayetin hükmünü ifade etmesi lazım. Tabii. Nerede var fitre size farzdır diye bir ayet Kur'an-ı Kerim'de? Bak ve alellezine yutikune dediği zaman evet. Oruca gücü yeten dediğimiz zaman önce oruçta mükellef olması lazım değil mi? Evet. Orada da Resulullah kimleri sayıyor? Erkek, kadın, hür, köle, bunu esir olarak algılayalım. Esir. Bunlar. Yani ama şey mükellef. Mükellef tabii. Çocuk yok bak dikkat burada yok. Tamam. Çocuk yok. Burada yok evet. Çocuk yok. Evet. Şimdi çocuğun oruç tutma görevi olmadığı için çocuğun fitre verme görevi de yoktur. Yani buradaki, bazı hadislerde var tabii ki ama bu, yok ama evet, bu Buhari ayete, hadisi. Ayete uymuyor yani. Buhari şey, zekat 77'de geçen öbürü hadis. Zayıf olan hadislerde var. Evet. Dolayısıyla وَعَلَلَّذ۪ينَ يُتِيقُونَهُ ayetine doğru anlam verdiğin zaman Allah'ın uyuşuyor. Yüklediği Ramazan orucu görevine takat getirebilenler, yani tutabilecek durumda olanlar, tutabilecek durumda olan da yolcu da tutabilir, hasta da tutabilir. İstese tutabilir çünkü tutabilir. Allah tutmasının daha hayırlı olacağını buyuruyor. Zaten buyurun, değil o, daha sonraki ayette de Allah evet. Sıkıntı vermek istemediği için evet. Böyle diyor. Ya tutsa o zaman kişi. Hasta da olsa, yolcu da olsa, büluğa ermiş bir her Müslüman Ramazan orucunu tuttu mu zengin fakir ayrımı olmaksızın bir sadece bir tane miskin doyuracak evet. Kadar fidye. Miskin doyuracak demek ne? Çaresiz kalmış. Yiyecek artık hiçbir şey yok. Yiyecek hiçbir şey olmayan bir kişi ekmek buldu mu bayram eder. Sadece ekmek yani toplumun buldu. En alt katmanına. En alt yani katmanına. En zor durumda olan kişi yasas alıyor. Dolayısıyla en zor durumda olan kişi de ona birisi verir o da başkasına verir. Yani bugün 15 lira falan çok yüksek bir rakamdır. Çok yüksek bir rakamdır. Bir de insanlar çocukları içinde verdiği için 4-5 kişi bir aile. Tabii. Çok yani yüksek bir rakam. Yani nedir? Burada insanlar. Hadi diyelim ki 3 ekmek parası diyelim. O da değil ama öyle diyelim. 3 ekmek parası. 3 ekmek parası verdiğiniz zaman tamamdır. Ha. Hadi ver 4 ekmek parası. Adam katı yok daha fazla yer evet. Diyorsan eğer. Zaten oradaki ağırlık da belirtiliyor. 3 kilo 920 gram. Tamam onu verdim mi yetiyor. Efendim işte ben yediğinizin ortalaması yemin burada evet. Değil. O yemin kefaretinde var. Yani. Onun için hakikaten yani mesela ben İstanbul Müftülüğü'nde yıllarca bunu ben belirledim. İlan ediyorduk. Şey millet geliyordu ya öyle olur mu falan işte biz evde şunu harcıyoruz. Kardeşim evdeki harcaman önemli değil. Herkese farz. En düşük seviyedeki kişiye de farz. Allah-u Teala diyor ki fazla verirsen. Tabii o siz فَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَوَا خَيْرًا bu da senin için hayır olur yani. Ne kadar fazla verirsen ben. Yani bu burada fitrenin farz olduğunu, vacip olmadığını herkese, fakire de farz, zengine de farz. Evet. Fakir hem alır hem verir. Evet. Zengin sadece verir. Şu soru sorulabilir belki. Niye fidye kelimesiyle ifade edildi? Normalde tamam. Kur'an-ı Kerim'de fidye kelimesi
hani bir açığı kapatmak için kullanılan bir ifade. Doğru. Yani mesela ihramla ilgili yasakların ihlal edilmesiyle ilgili Bakara suresinin 196. ayetinde de bu kelime kullanılıyor. İşte erkenden tıraş olmak zorunda kalırsanız ne yapacaksınız? Fefidiyetun min siyamin ev sadakatin ev nusuk. Yani bunun yerine bir fidye ne? Oruç, kurban, min siyamin ev nusuk. Ya da sadaka. Bir de sadaka vermeniz gerekiyor. Fidye. Bakın bir açığı kapatmak için Cenab-ı Hakk'ın kullandığı bir ifade. Peki oruçla ilgili ne açık olabilir de fidyeyle biz bunu kapatmış olabiliriz? Bu soru akla gelebilir. Allah niye burada fidye kelimesini kullandı? Bakın bunu da şu hadisle şey yapabiliyoruz. Zihnimize oturtabiliyoruz. Diyor ki rivayette Nebimiz fitreyi oruçlunun ağzından çıkabilecek olan boş ve çirkin sözler için bir temizlik, çaresiz kalmış kişiler içinde bir yemek olsun diye farz kılmıştır. Şimdi mesela diyebilir ki birisi Resulullah bunu Kur'an'ın neresinden çıkardı? Evet, bak yine farz kılmış ibaresi var. Farz kılmış kelimesi var. Mesela evet. Ne diyor Allah-u Teala? اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ اِلَى نِسَائِكُمْ. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesinde eşlerinizle cinsel içerikli konuşmalar yapmanız helal kılındı. Gece yapabiliyorsun. Demek ki gündüz de bu kelimeleri kullananlar yok mu? Hocam zaten 183. Evet. Ayet neyle bitiyordu? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Evet. Kendinizi koruyabilirsiniz diye oruç farz kılındı. Koruyamıyor kişi. Yine oruçluyken yalan söylüyor. Oruçluyken evet. Yine harama bakıyor. تِلْكَ عُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوا هَا diyor. Yaklaşmayın adam geçiyor. Yani kötü söz söylüyor falan. Yani orucu zedeliyor mu bunlar? Zedeliyor. Ne olması lazım o zaman bunu kapatacak? Fidye. Ha işte fidye. Kelime bu yüzden kullanılmış. Orucu en fakir de tutuyor, en zengin de tutuyor. Evet. Herkes için olması lazım. Herkesin vereceği miktar olması lazım. Evet. Zenginler daha fazla versinler ama öyle bir ölçü belirlemiş ki Allah-u Teala en alt seviyedeki kişiye verebilirsin. Evet. Dolayısıyla fidye kelimesinin kullanılmış olması da bu manada uyuşuyor. Yani oruçta oluşabilecek olan o gedikleri tabiri caizse tamir etmek için bir fırsat. Fitre. Bu şeyi tabii fazla uzatmadan hemen kısadan şey yapayım. Şimdi zor dayanmak kelimesi verilince bu takat kelimesine bu mana verilince o zaman ne oluyor? İpin ucu kaçıyor. Bakın mesela bugün dışarıda belki gelirken fark etmişsinizdir. Üniversiteye giriş sınavı var. LYS. Şimdi dışarıda yani görünce gerçekten hayret ettim. Yani tabii bu gözlem herkesi kapsamaz ama sanki şu an bizim önümüzdeki üniversitede sınava gelen hiçbir öğrenci oruçlu değil. Sanki. Herkesin elinde birer şişe su, çikolatalar falan niye? Sınava giriliyor ya. E niye olmasın ki diye Diyanet ne yapmış ya? Son derece örtülü, kapalı falan hanım kızlar ellerinde böyle sularla mularla sınava girdiler. Şimdi diyorsun ya nasıl oluyor bu iş ya? Ramazan günü nasıl su içebiliyorsunuz? Nasıl çikolata yiyebiliyorsunuz bu kadar milletin gözü önünde? Ha bakıyorsunuz ki fetvası var elinde. Biz dün paylaştık bunu özellikle bu sınavı gördüğümüz için, bildiğimiz için Ramazan'da sınavı olan öğrenciler nasıl oruç tutabilir diye bizim Zeki Bayraktar Hoca'nın hani tıpçı gözüyle yazdığı çok da rahat tutabilirler diye önceden önlemlerini şöyle alabilirler. Hiçbir sorun olmadan 17 saat bile rahat oruç tutabileceklerini yazdığı şeyi paylaştık. Hemen onun altına yazılan yorum. Dedi ki biz Diyanet'i aradık, cevaz verdiler. Demişler ki Ramazan'dan sonra tutarsınız. Niye? Niyesi işte şurada gizli. Bakın, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsir. Bak, Kur'an tefsiri dikkat ediyor musunuz? Bak. Şeyi burada yatıyor. İşte o fetvanın İnsanlara Kur'an'a uyun diyoruz. Kur'an'ı ne hale getirdiklerini biraz sonra göreceğiz. Şu an sınavda lokur lokur, lakır lakır neyse artık suyu içenlerin fetvası buradaymış. Diyor ki biz diyor bu ayete orucu tutmakta zorlananlar şeklinde tercüme verdik. Bizim tercüme ettiğimiz şekil ve katıldığımız manaya göre tabii şeyini söyleyeyim. Birinci cilt 279. sayfadan okuyorum. Bir de o kitabı yazanların da ismini söyle de. Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez, Sadrettin Gümüş. 4 kişilik bir heyet. Bizim tercüme ettiğimiz şekil yani orucu zor tutabilenlere ve katıldığımız manaya göre ya bünyesi zayıf veya içinde bulunduğu durum ve şartlar sebebiyle orucu zor tutan, oruç tutmakta zorlanan
Ya zorlanmayan var mı? Ben bilmiyorum yani. Belki bir az kişidir yani. Ben de zorlanıyorum. Benim de başım ağrıyor uçlarken. İçinde bulunduğu şartlar sebebiyle orucu zor tutan dediğiniz zaman kim girmeyebilir? Kendini bu kapsama sokmayan bir adam bulabilir misiniz? Mümkün değil yani. Ya bugün Yahudiler, Hristiyanlara diyoruz ki işte orucu ne hale getirdiniz? E bizim ikisinin ne farkı var? Yani 17 saat tutuyorsun. Tabii ki kolay değil. Ya sonuçta imtihan yani. Cenab-ı Hak bakıyor ne kadar dayanacaksın, dayanmayacaksın. Eğer dayanamadın, tamam, tutmakta zorlanan. Devam ettiği takdirde hasta olmaktan veya mecbur olduğu işini yapamamaktan korkan hasta kimseler... Hasta olmayı bırak, mecbur olduğum. Ne yapayım ben şimdi? İşimi yapamayacağım. İşte imtihanı kazanamayacağım. Evet. Oruç tutmak yerine her gün bir fidye verebileceklerdir. Oh, paraya çevrildin gitti. Hocam burada şimdi kaza da söz konusu. Kaza yok. Kaza yok. Güzel. Yani şimdi sınava girdiler. Zorlanacaklar. Şimdi şöyle de bir şey empoze ediyorlar. Çünkü bak, hasta girersen, ve yolcu olursa onlar kaza edecek. Bunu yani, hasta değil ki kaza etsinler. Bu şekilde sınava girersen başarısız olursun. O şeyi de empoze ediyorlar. Dolayısıyla mecbur olduğu işini, mecbursun o sınavda şey olmaya, başarılı olmaya, üniversiteye girebilmek için. Ha, demek ki o zaman ne yapabilecek bu dışarıdakiler şu an? Bir fidye verecekler. Kaza da yok. Ne kadar güzel. Neyse, burada bir şey, bir hatıramı söyleyeyim. İki kişi de Türkiye'de çok çok tanınan insanlar olduğu için isim vermeyeceğim. Yıllar önce onlardan bir tanesi dedi ki, işte Ramazan geldi mi bizim şu Amerika'ya gider. Niye? Yolcu olduğu için orada orucunu yemek için gidiyor. Tamam mı? Çok uzağa gidiyor. Şimdi bu fetvayı görseydi Amerika'ya gitmezdi. Ne gerek var yani? Vereceksin her gün için. Çünkü Amerika'ya gidiş geliş bir bilet parasından bile azdır buradaki para. Veremeyen adam yani fakir ne yapacak? Bu yine yani zengine yarıyor. Yani 450 lira para verebilecek olan adam zorlanıyorum şeyiyle, gerekçesiyle oruç tutmayabilecek yani. Kaza da yok. Sonra zorlanma da tamam kendine bırakıyor. Tabii keyfi yani. Kendi işini tam yapamamak. Vallahi bunu o dediğin zaman herkes kendini son cümleyi de okuyayım, bitireyim. Günümüzde dökümcü, maden, beton ve yol işçisi, tellak, hamal gibi ağır işlerde çalışan kimselerin de orucu tutmakta zorlananlar sınıfına dahil edileceği hükmü birçok fıkıhçı tarafından benimsenmiştir. Bunlar da zarar gördükleri takdirde oruç tutmak yerine fidye verebilecekler. Hangi, ben hiçbir mezhepten bunu hatırlamıyorum ya. İbn-i Aşur'u kaynak göstermiş. İbn-i Aşur, evet. Bu eski yenilerden bu. Evet. Ki hani haberlerde falan da doğru yanlış görüyoruz. Adamlar yerin altında, kaç kilometre altında, bilmem kaç derece sıcaklıkta, hepsi de çatır çatır oruçlarını tutuyor. Tabii ki tutacak. Müslüman adam ya, dayanamayacak diye bir şey mi olur? Ama bunları görünce adamlar... Ya Allah o görevi yüklemişse dayanacaksın demektir ya. Öğrenciler oruç tutmuyor, işleri zor. Klimalı ortamda büroda çalışanlar tutmuyor, işleri zor. Kime kalacak bu işler? Buna inansan sen de şu anda dersin ki ben de şu anda oruç tutmayayım, millete konuşma yapıyorum bu arada. Bu da zor. Yani, bu da zor çünkü dudağım şey yapacak, azıcık bir su alayım dersin. Ya buna kendini sokmayan bir tek insan olmaz. Oruç diye bir ibadet kalmaz o zaman. Evet, şimdi görüyorsunuz, bakın fıkıhta ibadetlerle ilgili ne derler Fatih? İbadetlerde kıyas olmaz derler, değil mi? Ulan şimdi şeyde Fatih'le beraber bir toplantıya katılmıştık, daha Fatih'in doktorası bitmemişti, bitmek üzere. Birkaç kere anlattım o olayı da. Şimdi orada getirmişler bir takım meseleler. İstihsanla halledeceğiz. İstihsan topu taca atarak yani. Sanki İslam'da öyle bir problem varmış. Kur'ansız bir Müslümanlık olduğu için bir sürü problemler yığılmış. 17 tane problem. Bunlardan bahsetmeyeyim de. Şimdi ondan sonra oradan toplantıyı düzenleyen İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın başkanı Ali Özek Hoca, onu bizim arabayla şeyine koyduk. Vakfa bıraktım. Hadi gel bir çay içelim dedi. Çıktık yukarıya. İşte yukarıda baktım ki Halil Güneş Hoca orada. Orada sen yoktun. Yok. Sen gelmemiştin. Şimdi işte nereden geliyorsun falanca toplantıdan. Ya işte Abdülaziz diyor ki şu usulü fıkıh saçmalıklar yığınıdır. Bunu atın gitsin falan. Tabii Halil Hoca da beni iyi tanıyan birisi olduğu için biraz savunmaya çalıştı. Ya hocam, kıyas konusuydu esas.
İşte kıyası savunmaya çalıştı. Ya hocam dedim, bak bu kıyasın iler tutar tarafı yok da keşke fıkıhta kıyas yapsalar. Hiç olmazsa şunu şuna benzettim derler. Bak burada kıyas miyas da yok. Hiçbir şeye benzetmiyorlar. Yani. Kendi kafalarına göre bir hüküm koymuşlar. İşte yine savunmaya çalıştı. Hocam dedim bak, sizin ikiniz de İslam aleminde tanınmış alimlersiniz. Ben dedim burada ben de gayet iyi tanıyorsun. Bütün mezheplere meydan okuyorum dedim. Hadi buyurun. Türk ister Türkiye içinden ister yurt dışından kimi çağırıyorsa çağırın getirin konuşalım. Gene savunmaya şey yaptı. Dedim ibadetlerde dedim kıyas olur mu? Hayır olmaz. Keşke kıyas yapsaydınız. Bak dedim hocam sen Şafii mezhebinde dünyada tanınmış otoritelerdensin. İstersen Şafii'den başlayalım dedim. Şimdi dedim Şafii mezhebinde namaz kılan bir kişi elbisesinde ya da vücudunda herhangi bir pislik olduğunu anlasa bunun namazı olur mu? Olmaz dedi. Küçücük bir şey de olsa olmaz dedi. Olmaz dedi. Peki adamın başka elbisesi yok, ne yapacaksınız? Dedi ki çıplak kılar, elbiselerini çıkaracak, namazını çıplak kılacak. Daha sonra da namazını kaza eder dedi. Hocam dedim, bunun herhangi bir delili var mı? Vardır kardeşim dedi. Hocam dedim, bunu siz söyleyemezsiniz. Siz Şafii mezhebinde uzmansınız ve Şafii ilmi halini yazmış kişisiniz. Siz bunu söyleyemezsiniz. Vardır diyemezsiniz. Var mı yok mu? Söyle bakayım. İşte dedi, ayette var ya, وَثِيَابَكَ فَتَحْهِرْ Elbiseni tertemiz yap diye. Yani istersen sen o müddessiyeden oku bakayım. Dedim ya hocam, siz demiyor musunuz ki namaz işte Miraç'ta farz olmuştur. Bu surede ilk inen surelerdendir demiyor musunuz dedim. Sonra da orada namazla ne alakası var o olayın? İstersen o mealden bir oku bakayım. İzleyiciler hiç namazla bir ilgi kurabiliyorlar mı? Ey örtünüp bürünen, kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Nefsini arındır demiş. Vethiyabeke fatahiri nefsini arındır diye. Bu ayet elbiseni temizle şeklinde de tercüme edilebilir. Nitekim zahiri anlamı böyledir. Zahiri anlamı böylesi niye böyle yapmadım ayet ya? Nefsini arındır demiş. Hı hı. O kadar. Şirkten uzak dur. Namaz diye bir şey yok orada. Yok, evet. Kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. Hocam dedim bu ayetin ne alakası var? Peki dedim. Siz Şafiiler şunu söylemez misiniz dedim. Bir insan, affedersiniz, tuvalete gitse de büyük abdestini yapsa, üç tane taşla temizlense, biz bunu temiz sayarız dersiniz değil mi? Evet dedi. Bir de şunu söylersiniz, üç taşla o çukur temizlenmez, affedersiniz. Ama Resulullah böyle yaptığı için biz de böyle yapıyoruz. Peki dedim, bari bu hadise uysanız olmaz mıydı? O adamın orada pislik kalacağını siz kendiniz söylüyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki, en küçük pislik namaza mani olur. Peki bu adam vücudunda pislik var. Peki bu adam oturduğu zaman elbisesine bu pislik bulaşacak. Ona işim var benim kardeşim dedi, kalktı gitti. Şimdi, işte burada da görüyorsunuz. Halbuki bakın burada söyleyeyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda gelen, yani şu pislik namaza manidir diye tek bir rivayette yoktur. Ne Kur'an-ı Kerim'de vardır ne de Resulullah'tan gelen bir rivayet vardır. İnsanları ne hale getirdiklerini görüyorsunuz. Şimdi burada da ayetler gayet açık. Hani bir şey söyledik, epeyce bir müşteri buldu. Kur'an'ı anlamak için hoca olmaya lüzum yok. Neydi ikinci faslı? Kur'an'ı saptırmak için hoca olmak gerekir. Maalesef her yerde bunu görüyoruz. Evet, şimdi oruç kefareti konusuna geçelim. Bir başka
garabeti. Evet, yine Ramazan'la birlikte çokça gündeme gelen, yine doğru bildiğimiz bir yanlış, oruç kefareti konusu. Bununla ilgili kısaca özetleyeceğim şeyler de biraz önce Yahya Hoca'nın anlattığı şeylerden çok farklı değil, trajikomik açısından. Hakikaten bir dinin insan eliyle ne hale geldiğinin çok dikkat çekici örneği bu oruç kefareti. Nedir oruç kefareti ile kastettiğimiz? Bilerek herhangi bir mazereti olmadan orucunu bozan bir kişiye işte 61 gün gerekir diyoruz ya, özetle peş peşe 61 gün oruç tutacak meselesi, oruç kefareti. Şimdi bu, böyle bir şey gerçekten var mı yok mu? Var diyenlerin delilleri neler, onu bir bakalım. Şimdi Hanefi mezhebi ve Maliki mezhebi diyorlar ki bir kişi Ramazan ayında Ramazan orucunu tutarken kasten yer, içer yahut eşiyle ilişkiye girerse, cinsel ilişkiye girerse ona oruç kefareti gerekir. Ne demek? Ramazan'dan sonra 61 gün peş peşe oruç tutacak. 2 ayı ceza, kefaret. Biri de, 61'in biri de o tutmadığı orucun yerine kaza. Toplam 61 gün. Şafii mezhebi ile Hanbeliler ise diyorlar ki Ramazan'da orucunu kasten yeme içme şekliyle bozan kişiye 61 gün kefaret erkeğe gerekir. Değil mi? Cinsel ilişkiyle bozan kişiye. Yani mesela şöyle yeme düşünelim. Yeme içme değil. Mesela Şafii mezhebine mensup olduğunu söyleyen birisi Ramazan ayında kasten yer içerse o sadece bir gün tutacak. Ama ilişkiye girerse Ramazan'dan oruçlu iken o 61 gün kefaret. Mesela bunu, kadına da gerekiyor mu? Onun için diyorlar ki zorlanmadıysa ve gönüllü olarak bu işe girdiyse ikisine de gerekir. Ama zorla yapıldıysa ve o da buna karşı koyamadıysa ona sadece kaza gerekir diyorlar. Şafii mi getirsin? Şimdi şöyle düşünelim, tahayyül edelim. İki arkadaş var mesela İstanbul'da, iki ilahiyat öğrencisi var diyelim ki. Bu sıcaklarda ikisi diyorlar ki niyeti bozuyorlar ya, artık tahammül edilebilecek gibi değil. Gel şu kafede girelim, bir güzel karnımızı doyuralım, soğuk bir şeyler içelim desin. Bu işi yaptıktan sonra Hanefi olan 61 gün kefaret ödeyecek. Öteki Şafii olduğu için aynı işi yapmış olmasına rağmen ya benim için sorun yok, ben sadece bir gün kaza edeceğim diyecek. Bakın din ne hale geliyor. Halbuki Allah sadece hasta ve yolculara bu hakkı tanımış. Evet. Şimdi peki bunun delili ne? Yani bu kefaretin delili ne? Şimdi bizim fıkıh eserlerinde deniliyor ki oruç kefaretinin Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir delili yoktur. Bakınız burası önemli. Daha ilk kırılmanın gerçekleştiği yer burası. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda bununla ilgili herhangi bir delil bulamayız diyorlar. Bunu kendileri söylüyor. Peki delil ne? Diyorlar ki bunun delili sünnetten. Peki nedir sünnetteki delili? Bir rivayet aktarılıyor. Şimdi ben iki rivayet aktaracağım. Önce fıkıh eserlerinde aktarılan rivayeti size okuyacağım. Şimdi Ebu Hureyre naklediyor ve bu Buhari, Tirmizi ve Darimi'de geçiyor bu rivayet. Rivayeti aynen şöyle, tercümesini okuyorum. Adamın biri geldi ve helak oldum ya Resulallah dedi. Resulullah seni helak eden nedir diye sorunca adam Ramazan'da eşimle ilişkiye girdim diye cevap verdi. Resulullah bir köle azat edebilir misin deyince adam hayır dedi. Bunun üzerine peki iki ay peş peşe oruç tutabilir misin diye sordu. Adam hayır dedi. Resulullah bu defa ona 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Adam yine hayır dedi. Resulullah adama oturmasını söyledi. Adam da oturdu. Bu arada Nebi'ye içi hurma dolu bir sepet getirildi. Resulullah o adama al bunu dağıt dedi.
Adam benden daha fakiri yok deyince Nebi arkadaşları görünecek derecede güldü ve ona al ve ailene yedir buyurdu. Şimdi rivayet bu. Bu Buhari, Tirmizi ve Darimi'de geçiyor. Fıkıh eserleri bu rivayeti kullanıyor. Bakınız rivayette adam diyor ki helak oldum diyor. Niçin helak oldun deyince Resulullah adam şu cevabı veriyor. Ramazan'da eşimle ilişkiye girdim diyor bakınız. Ramazan'da eşimle ilişkiye girdim. Peki bu rivayet fıkıh eserlerinde nasıl şey yapılıyor, aktarılıyor? Bir takım şerh cümleleri, parantez içi cümlelerle oruç ve ene saimin ifadesi kullanılıyor. Oruçlu iken. Zaten burada kadın da yok yani. Sadece erkekle ilgili. Evet, bakın ve ene saim yani yok. Ben oruçluydum ifadesi rivayete aktarılıyor. Başka? Bakınız burada Ramazan'da diyor. Fıkıh eserlerine fiine her Ramazan ifadesi ekleniyor. Ramazan gündüzün. Günü gündüzünde. Bakınız daha ilk oradan bir şeyi yapıyor. Yani o rivayeti yani mutlak olarak geçen Ramazan'da eşimle ilişki girdim denildiğinde akla hemen ne gelir? Ya adam gece de girmiş olabilir eşiyle ilişkiye. İlişkiye girdiği için niçin kefaret gereksin denildiğinde zihar yapmıştır. Bakın bütün bunları bertaraf etmek için önce ve ene saimin ifadesi oruçluyken ben bu işi yaptım diyor. Ayrıca bir de Ramazan gündüzünde yaptığım ifadesi geçiyor. Halbuki ve ene saimun ve o ikisi de hadiste yok. Yok. Her ikisi de yok. Şimdi ayette olduğu gibi hadise de montajlar yapılıyor. Şimdi ondan sonra bir de diyorlar ki biz hadise uyuyoruz siz uymuyorsunuz. Bakınız rivayet bu. Önce rivayete bir takım ifadeler ekleniyor. Ondan sonra deniliyor ki burada da kalmıyor olay. Sonraki aşamaları var yani süreç devam ettiriliyor. Deniliyor ki ifadede Hanefi ve Malikiler için söylüyoruz. İfadede sadece cinsel ilişkiden bahsediliyor. O halde sizin dediğiniz şekliyle Ramazan ayında hadi gündüz kastedelim. Oruçluyken bu işi yapan kişiye sadece cinsel ilişkiye giren kişiye kefaret gerekir. Öyle değil mi denildiğinde? Zaten hadiste sadece erkeğe kadına da yok. Diyor ki Hanefiler burada diyor önemli olan cinsel ilişki değil. Burada bu adamın Ramazan ayına yaptığı bir saygısızlık var. Asıl illet bu. Bakın illet bu denildiğinde demek ki kıyas yapacak ve başkalarına da şimdi başka fiillere de bunu teşmil edecek. Ve ibadette kıyas olmaz da diyecekler. Bakınız ayet yok. Rivayet var. Rivayet önce tahrif ediliyor. Ondan sonra orada bir illet tespit ediliyor. Bu illetten hareketle bu defa başka meselelere kıyas yapılıyor. Kendi koydukları kurala ters olmasına rağmen. Bakın bu ibadetle alakalı bir şey. İbadetle alakalı. Kaldı ki fıkıh usulcüleri kıyas yaparken kıyasın illetinin tespiti için öyle kriterler koymuşlardır ki böyle manen yapılan rivayetlerde sanki mütevatir bir rivayetmiş gibi, hiç şek şüphe yokmuş gibi o rivayetlerde illet tespit edilemeyeceğini söylerler. O illetin geçerli olmadığını söylerler. Yani mütevatir bir metin olması lazım ki, ya bunu acaba ravi kendisi mi söyledi, burada bir takım sıkıntılar var mı, ben bunu ciddiye alır, bunda bir illet tespit edersem olur mu olmaz mı tartışmaları yapılmış. Bunlar... Ravi'nin yaptığı ibare değil, kendi yaptıkları ibarede illet tespiti yapıyorlar. Metni kendi oluşturuyor, kendi oluşturduğu metinde illet tespit ediyor. Bu defa bu da başka meselelere diyorlar ki... Yani şu illetin bugünkü karşılığı gerekçe diyebiliriz. Evet. Metnin gerekçesi, hükmün gerekçesi. Yoksa Türkçe'de illet dedin mi başka şey anlaşılır. Ama illet uyuyor yani bunlara. Bunlara uyuyor, doğru. Diyorlar ki sadece mesele cinsel ilişki değil. Bu adam Ramazan'da bir saygısızlık yapmıştır. Dolayısıyla Ramazan'da kasten orucunu ister yeme, ister içme, ister cinsel ilişkiyle bozsun. Bu adama 61 gün kefaret gerekir diyorlar. Şafii ve Hanbeliler ise diyorlar ki yok bunda illete gerek yok. Sadece cinsel ilişkiyle bu iş yapılırsa o zaman 61 gün kefaret gerekir diyorlar. Peki şimdi gelelim. Gerçekten böyle bir rivayet bir şey var mı? Daha var burada. Bak burada Halil Güneş Hoca diyor ki kendisiyle cinsel ilişkide bulunan kadına kefaret gerekmez. Hı hı. Şimdi o zaman
kadın eşini tahrik ederse kadın kurtuluyor ama erkek gidiyor. Şimdi evet. Peki gerçekten böyle bir olay olmuş mu? Ebu Hureyre anlattı dedik ya biraz önce. Ebu Hureyre'nin anlattığı bir olay. Böyle böyle bir olay oldu Resulullah'ın yanında diyor. Böyle bir olay gerçekleşmiş mi? Şimdi asıl sahih olan bir rivayet var bununla alakalı. Bizzat bu olayı yapanın ağzından aktarılıyor ve sahih olan rivayet o. Zaten herhangi bir konuda birden fazla rivayet varsa kriter nedir? Bizzat o işi yaşayan, o işin içerisinde olan kişinin rivayeti makbuldür. Yani ben bu işi yaptım, Resulullah'a gittim, şöyle oldu, böyle oldu denilen bir rivayet varken ötede bir başkasının onun adına şöyle birisi vardı, şöyle etti, böyle etti şeklindeki rivayeti tali bir rivayettir. İkinci, üçüncü derecedir. O bizzat adamın yaşadığı bir olay var. Adam anlatıyor. Adam kim? Seleme bin Sakr el-Beydavi diye bir adam. Beyadi. Şimdi bu adam diyor ki, bizzat kendisi nerede aktarıyor? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Ben rivayeti okuyayım buradan. Başkalarıyla kıyaslanamayacak şekilde cinsel ilişkiye düşkün biriydim. Ramazan ayı girince, lütfen ibareye dikkat edelim. Gece bir şey olur da hanımımla ilişkiye girerim diye korktum ve ona Ramazan boyu devam edecek bir zıharda bulundum. Bu metnin kendisi, orijinal metin, adam kendisi anlatıyor. Bu kelimeler olduğu gibi tercüme. Zıharda bulundum diyor adam. Yani eşiyle ilişkiye girmemeye adam şey yapıyor. Diyor ki sen ilişkiye girersem sen benim anamın sırtı gibisin. Ağır bir diyor. Yemin ediyor. İlişkiye girmeme şeklinde yani bir yemin ediyor. Anamın sırtı gibisin dediğinde ben anamdan cinsel olarak yararlanmadığıma göre senden de yararlanmayayım diye bir şey yapmış. Kendini ağır bir sorumluluk altına almış. Bir de zaten biraz sonraki vakit olursa belki Bakara 187'den de bahsedilebilir. Başlangıçta Ramazan geceleri karı koca ilişkisi de yasaktı. Sonra devamında diyor ki, adam anlatıyor. Karım bana hizmet ederken bedeninden bir yer açılıp görününce dayanamadım, onunla ilişkiye girdim. Sabah olunca, bakın ibarede bu geçiyor. Sabah olunca, yani olay gece yaşanıyor. Oruçla alakası yok yani olayın. Sabah olunca gidip yakınlarıma durumu haber verdim. Benimle Resulullah'a gelin, durumu ona anlatayım dedim. Gelmeyiz. Hakkımızda ayet inmesinden korkarız. Resulullah bir şey söyler de bunun utancıyla yaşamak zorunda kalırız. Sen git anlat dediler. Resulullah'a tek başıma gittim. Durumu haber verdim. Bana böyle mi yaptın ey Seleme buyurdular. Evet öyle yaptım. Ancak Allah'ın emrine razıyım. Bana onun emrini uygulayın dedim. Resulullah bir köle azat et buyurdu. Boynumu göstererek bundan başka varlığım yok ki dedim. Öyleyse peş peşe iki ay oruç tutacaksın buyurdular. Bunun üzerine zaten başıma ne geldiyse oruç yüzünden geldi ya Resulallah dedim. Öyleyse 60 fakire bir miktar kuru hurma dağıt buyurdular. Vallahi ben ve karım aç olarak geceyi geçirdik deyince beni Zureyk'in sadaka mallarına bakan memura git, o miktar hurmayı sana versin. Sen 60 fakire yedir, kalanı da ailenle ye buyurdular. Akrabalarıma gidip onlara sizde zorluk ve çözümsüzlük, Resulullah'ta ise genişlik ve çözüm buldum. Resulullah sadakanızdan bana verilmesini emretti dedim diyor. Bakınız burada rivayet bu. Zihar kefareti. Ama diğer yaptım. Rivayette şey yok. İlginç. Yani git de şey yap, bu arada 60 tane fakire dağıt, artan da sen ye yok. Bir sepet hurma geliyor, bunu götür sen ye. Kardeşim bak, o rivayeti doğru kabul etsek eğer. Hadi adam eşiyle diyelim gündüzün işe ilişkiye girdi. Eşine bir şey yok. Peki bu adam işte 60 gün oruç tut, başıma gelen oruçtan geldi. Peki efendim bir esiri hür bırak, benden başka esirim yoktu dedi. Peki 60 tane fakiri doyur, benden daha fakirini mi? Bir sepet hurma geliyor. Ya hadi al götür de bunu da ye. Ya adama hiçbir ceza yok. Peki hiçbir ceza yoksa siz buradan daha kefareti nereden çıkardınız kardeşim? Aynen öyle.
Aynen. Hem o hadisi alıyorsunuz rivayet olarak, hem de bir de kefaret diye bir şey. Yani nereden çıkardınız Allah aşkına ya? Şimdi biraz önce o Ebu Hureyre'nin naklettiği rivayetin aslı bu. Sahih olan rivayet bu. Zihar kefareti meselesi. Bu da zaten Kur'an-ı Kerim'le örtüşmekte. Ama Mücadele Suresi'nde. Mücadele Suresi'nde. Aynen bu şeyde metinde geçen şeyler zaten ayette geçiyor. Köle azadı, esir, savaş esiri azadı, 60 fakir meselesi veya peş peşe oruç tutma meselesi. Şimdi ikinci bir rivayet aktarılıyor. Bu da çok önemli. Fıkıh kitaplarında. Ben önce metni aynen okuyayım. Bakınız Resulullah şöyle buyurdu diye bir rivayet. Rivayet şöyle. Men eftara fî neher ramadâne müteammiden fe'aleyhi mâ alel muzahiri. Bakınız. Şimdi her kim Ramazan günü, gündüzü kasten orucunu bozarsa ona zihar yapana gereken kefaret neyse o gerekir. Güzel değil mi? Çok metin harika. Yani onu bir Hanefi uydurmuş. Şimdi hocam siz derseniz bunu kimse ciddiye almaz ama Zeyla'yı diyor ki böyle bir rivayet yok. Olamaz, mümkün değil. Ve şeyde diyor ki İbnül Humam şeyde Fethül Kadir'de. Zeyla'yı çok önemlidir Hanefi mezhebinde. Son derece güvenilir bir alimdir. İbnül Humam Fethül Kadir'de diyor ki ben böyle bir rivayeti bulamadım. İbn-i Humam da Sivaslıdır. Ve Hanefi fakihtir. Ve çok çok saygıdeğer bir fakihtir gerçekten. Bakınız uydurulmuş, resmen uydurulmuş yani. Biraz önce okuduğumuz o rivayetlerden esinlenerek bir üretim yapılmış. Adam bakıyor ya diyor ki buradaki kefaret zihara benziyor. Nitekim bir takım rivayetlerde zihar kelimesi geçiyor. En iyisi biz işi sağlama bağlayalım da bu doğrudan söyleyelim diyerek hadis uyduruyor. Ve bu din oluyor. Şimdi sağduyulu davrananlar da olmamış mı? Olmuşlar. Mesela bir takım kişiler de demişler ki bu rivayetlerin hiçbiri kabul edilebilir değil. Tam tersine Ramazan günü orucunu herhangi bir mazereti olmadan bozan kişiye kaza bile gerekmez demişler. Doğru söylüyorsun. Kaza bile, bırakın kefareti, kaza bile gerekmez. Niçin? Çünkü kaza bir ceza değil, haktır diyorlar. Çok güzel. Allah'ın vermiş olduğu bir hak. Kime vermiş Allah bu hakkı? Biraz önce okundu. Hasta ve yolcuya. Allah onlar sayıyı tamamlasın, mağdur bundan dolayı mağduriyet yaşamasınlar diye Allah onlara hak vermiştir. Dolayısıyla böyle bir saygısızlık yapan, hiçbir mazereti olmadan veyahut işte ben bugün niyetli değildim, onun için oruç tutmuyorum diyen kişinin bırakın 61 gün kefareti, bir gün bile kaza hakkı yok. O Allah'tan bağışlanma dileyecek. Zaten hadis-i şerif var. Bununla ilgili de hadis var. Tirmizi'de mesela geçer, Buhari'de de geçer. Ramazan günü bir özür ve hastalık olmaksızın oruç tutmayan kişi hayatı boyunca oruç tutsa tutamadığı bir günü telafi edemez. Artık geçmiştir. Onun yerine koyabileceği herhangi bir zaman dilimi yoktur artık. Bir de burada şunu söyleyelim. Bugün Ramazan mı? Ramazan kardeşim. Hasta mısın? Yok. Yolcu musun? Değilim. O zaman ben akşamdan oruca niyet ettim, etmedim. Böyle bir saçmalık olmaz. Böyle niyet edip etmeme lüksün yok. Onu da ilave etmişler oraya. Çünkü bu hükümleri verebilmek için. Yok efendim kime kaza gerekir, kime kefer. Ya nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına ya? Nereden çıkarıyorsunuz? Ondan sonra yok akşamdan niyet etmiştim. Bugün niyetliyim, niyeti değilim. Birçokları da işte bugün şeye girenlerin, tamam, imtihana giren, niyetlenmedik onun için güne gün. Ya bu nereden çıkarıyor? Ramazan gününde hasta değilsen, yolcu değilsen oruç tutacaksın. Tutmadın mı? Bu Cenab-ı Hakk'a karşı bir isyandır. Öyle bir günde, bin günde onu yerine tutsan, İstersen tüm ömür boyu bir gün açmamak üzere oruç tutsan bunun yerine geçmez kardeşim. O geçti artık. Bunu artık kapatamazsın. Yapacağın tek şey tevbe edip bir daha böyle bir şey yapmamak. Şimdi İbnül Arabi vardır. Ahkamül Kur'an isimli eseri. Şöyle söylüyor bu konuyla alakalı. Az önceki görüş kimin görüşü? Şimdi onu okuyorum hocam. Şimdi İbnül Arabi bunu mu söylüyor? Yani. Çok güzel iş. Ramazan'da kasten yiyip içen kişiyle ilgili olarak bir grup hem kaza hem kefaret gerekir derken diğer bir grup sadece kaza gerekir der.
Ben böyle bir şeye kaza da kefaret de gerekmez görüşündeyim. Böyle bir kişinin tutmadığı orucu kaza hakkı asla yoktur. Ya bu hakikaten İbn-i Arabi de çok akıllı bir insan. Ama onun öyle anlaşılıyor ki çok ağır baskılar altında bu kitapları yazmışlar. O da İbn-i Hımam da cümlelerin arasına kendi görüşlerini yerleştirir. Çok dikkat etmezseniz göremezsiniz. Yani şey, o şimdi karşı çıkamıyorlar. Karşı çıkarlarsa zındık diye kelleleri gidecek çünkü. Hocam bakın ne güzel söylemiş. Bağışlanma talebiyle nafile oruç tutabilirler. Çünkü bize göre ibadetler vakitle sınırlıdır. İbadetlerin vaktini kasten kaçıranların hiçbir surette kaza hakları yoktur. Evet, namaz da öyle. Namazımı kazaya kalayım, sonra kalarım. Sonra kalarım diye bir şey yok kardeşim. Bir vakit namazı kılmadın mı, bütün ömrünü namaza geçir, onu asla kapatamazsın. Yapacağın şey tevbe etmek, bir daha da namazı kazaya bırakmamaktır. Tamam mı? Tamam. Evet, yani şimdi görüyorsunuz meseleyi. Ortada ibadet konusu var. Kendi koydukları kuralları çiğneyerek ayetleri devredişe bırakarak, hadisleri de kendi şeylerine, görüşlerine göre evirip çevirerek, kendi görüşlerine ters olan rivayetleri bir kenara iterek yeni bir din oluşturuyorlar. İşte efendim, hatta arkasından şu da var yani, bu şey de var, istersen az önceki şeyin, Halil Güneş'in kitabını bir aç. Şimdi burada iki ay oruç tutacaksın. Peki iki ay orucu nasıl tutacaksın? Arayı açmadan tutacaksın. E kadınlara diyorsunuz ki adetliyken oruç tutamazsın. E arayı açtırıyorsunuz. Ne olacak? Gerçi Şafiiler kadınlara kefareti farz kılmıyorlar. Yani aynı eylemi yapacak. Erkek de Müslüman, kadın da Müslüman. Ramazan günü ikisi de cinsel ilişkiye girecek. Kadına bir şey yok, erkeğe 60 gün kefaret var. Ver orada, bak burada şey yapayım. Burada söyler. Mesela der ki, yani bir gün bile eksik olsa, 60 gün ara vermeden oruç tutmak gerekir. Şayet 59 gün oruç tutar, 60. gün tutmazsa yeniden bir 60 gün daha tutacaktır. Ama burada şunu da hatırlatalım. Yani zihar kefaretinde gerçekten de böyle bir şey, ceza var yani. Peş peşe. Tamam, zihar kefaretinde var. O ayrı bir konu ama yani ondan sonra işte mesela diğer mezheplerde işte adetli kadın oruç tutamaz deniyor ki onda hiçbir delil yok. Biliyorsunuz o konuda da. Yani Allah-u Teala bütün hükümlerini ortaya koymuş. Sınırları belirlemiş. Yeme, içme ve cinsel ilişki dışında oruca mani hiçbir şey koymamış. İşte Bakara suresi 187. ayette. Ondan sonra demiş ki tilke hududullah, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Fela takrabuha, bu sınırlara yaklaşmayın. Yani yeme, içme, cinsel ilişki. Ondan sonra hasta ve yolcu olursa başka zaman tutar. Peki adetli kadın? Diyor ki adetli kadının Ramazan'da oruç tutması haramdır diyor. E nereden çıkardın? Hani? Hangi ayette var? Allah burada sınırlar da belirlemiş. Demek ki Allah eksik anlatmış. Halbuki Allah ma farratna fil kitabim min şey diyor. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Kad fassalna al-ayati li kavmin ya'lemun ya'kilun. Aklını kullanan ya da bilenler için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık diyor. Şimdi burada sınır çizildiği halde adetli kadın oruç tutamaz diyorlar. Şöyle diyorlar mesela, iftar oldu, güneş batıyor. Güneşin üst yuvarları tam ufkun altında inmeden kadın adet görmeye başladı. Orucu gitti diyor. Ya bir şey mi yedi kadın? Bir şey mi içti? Cinsel ilişkiye mi girdi? Zaten adetli kadın cinsel ilişkiye giremez. Yeme içmeyi de yapmadığı zaman orucunu tutar. Yani rahmetli annemin şu sözünü ben hiç unutmam. Diyordu ki, ben adetliyken
yazın uzun günlerde dağda ot biçerdik diyor. Yanımdan buz gibi sular akardı. Bir yudum ağzıma aldığım yok. Niye? Fıtratı reddediyor bunu. Fıtratı diyor ki sen oruç tutmalısın. Şimdi bu kadın hem böyle yapıyor, yeme içme şey yok. Ondan sonra dönüyor ki Ramazan'da sonra da kaza edeceksin. Ya zamanında oruç tutman haramdır diyorsunuz. Nereden çıkardınız, deliliniz ne? Hiçbir delil yok. Efendim hadis rivayeti. Az önce Fatih de okudu ya. Ya Allah'ın ayetlerini kendi keyfine uyduran insanlar Resulullah'a niye hadis uydurmasınlar ki? Niye uydurmasınlar? Bak ibadet ya. Zaten Diyanet'in yaptığı da artık bu Ramazan orucunun hiçbir anlamı kalmıyor. Zannediyorsam bundan sonraki baskısında kaldırdılar değil mi onu? Ben öyle zannediyorum. Yani ikinci baskısında kaldırdılar gibi aklımda. İnşallah kaldırmışlardır. Yani artık ya efendim ben zor dayanıyorum, işimi gücümü yapamayacağım. Çok güzel. Boz. Sonra da bir şey yaparsın. Yani bu şeyin Hristiyanların orucu perhize çevirmelerinden daha kolay bu. Perhiz de yok. İstediğin gibi şey yapıyorsun. Şimdi adetli kadına diyor ki Ramazan'da oruç tutman haramdır diyor. Ulan Allah diyor ki femen şeyde minkum şehre felyasumhu. Kim o şey o ayı yaşarsa, o ayı oruçlu geçirsin diyor. Kim? Adetli kadın bu kim kavramına girmiyor mu? Allah böyle diyecek. Bizim beyler kalkacaklar diyecek ki adetliysen oruç tutman haram. Ulan kim koydu bu haramı ya? Peki Ramazan'da oruç tutmak haram. Ramazan'ın dışında neye göre bana farz diyorsun? Farz edeyim sen dediğin doğru. Diyorsun ki Ramazan'ın dışında tutmam farz. Ulan nereden çıkarıyorsun Allah aşkına ya? Ondan sonra da İslam alemi diyor ki bu başımıza gelenler ne? Vallahi bak ben size şunu söyleyeyim. Bu gidişte İslam aleminin bu bataklıktan çıkması mümkün değildir. Geçmişi bu. Sürdürülüyor. Ve sürdürülüyor. Görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e uyalım deniyor. Şirkte zirve yapmış adamlar destekleniyor. Allah aşkına ya bu ne oluyor? İnsan azıcık şey yapar ya. Devlet kanalları onlar açılmıştı. He? Devlet kanalları onlar açılmıştı. Devlet kanalları onlar. Mesela bakın bizim sesimizin kısılması için elinden gelen her şey yapılıyor. Ya şuraya sığmıyoruz dedik. Öyle mi? Orayı da elinizden alalım da rahat edin dediler. Aldılar burayı da elimizden. Şimdiye kadar hiç söylemiyordum. Benim bağışladığım bina olan buraya da şimdi biz kiracıyız. Sığmıyoruz dediğimiz iş. Öte taraftan şurayı sana verelim dediler. Hay hay verin dedik. Sonra bir baktım ki bir yerde orayı bir hocaya vermişler. Hayırdır ne yapacaksınız orada dedim. Henüz düşünmedik. Ulan biz burada oturacak yer bulamıyoruz. Koskoca binayı veriyorlar. Ne yapacaksın? Daha henüz düşünmedik. Ondan sonra gözlerini içine sokarcasına şeyi göstereceksin. İmsaki göstereceksin. Beyler arkalarını devlete şey yaptıkları için Allah'la savaşırcasına Allah'ın açık emirlerine rağmen hala inatlarını devam ettirecekler. Dün de birisine demişler ki Abdülaziz Söze Diyanet İşleri Başkanı olsa bunu yapamazdı. Ben Diyanet'te 21 sene çalışmış adamım. 12 Eylül döneminde de 28 Şubat döneminde de Süleymaniye'de vaaz ettim. Bilenler bilir ben hep günlük politika üzerinde konuşmuşumdur. Öyle şey değil. Hep siyasete de girmişimdir, ekonomiye de girmişimdir. Türkiye'nin bütün olaylarıyla şey bana kimse bir şey dememiştir. Türkiye'nin yapısı böyle. Yani eğri otur doğru konuş. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken Diyanet'in görüşlerine göre hiç fetva vermemişimdir.
ve bana bir şey diyememişlerdir. Türkiye'de bu konuda tam bir hürriyet vardır. Hiçbir engel yok Diyanet'in önünde. Engel olsaydı da yeraltı kulaç değiştiremezdi. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Dolayısıyla şimdi tutuyoruz bakın açık ayetleri okuyoruz. Ya adeta tüm kendi işte ilahiyat fakülteleri şeyler tüm böyle dindar kesim bize karşı savaşıyor. Ulan kardeşim tamam biz bize karşı istediğiniz yapın ama şu okuduğumuz ayetler konusunda bir şey söylüyor musunuz? Böyle. İşte görüyorsunuz orucu ne hale getirmişler. Ondan sonra İslam alemi niye bu halde? Allahü Teala ne diyor? "Ve kunna muazzibina hatta neb'ase rasula." İsra suresinin 17. ayet miydi? Bak bakalım. Elçi gönderinceye kadar kimseye azap etmeyiz. Şunda İslam aleminde elçi var işte Allah'ın kitabı var. 15. ayet. Allah'ın kitabı var. İnsanlar Allah'ın kitabına çağırdığımız için bize neler dediklerini görüyorsunuz. Şimdi Kur'an'a karşı Kur'an'la ilgili bir şey diyemiyorlar. Bu defa ne diyorlar? Sünnet düşmanı diyorlar değil mi? Hadi buyurun. İşte az önce Fatih okudu hadisleri. Yahya da okudu. Şimdi bunları her defasında söylemiyor muyuz? Ey mezhepler, hepiniz toplanın. Herhangi bir konuda kullandığınız hadisleri, hepinizin kullandığı hadisleri bir yere toplayın. Bir de bizim kullandıklarımızı toplayın. Bakalım hangimiz daha çok kullanıyoruz. Siz hadis kullanamazsınız ki. Siz çünkü Kur'an'ı kendinize uyduruyorsunuz. Kur'an'a uymuyorsunuz ki Resulullah'ın sünnetini uyuyorsunuz. Öyle kitaplara cilt cilt hadisleri toplamak maharet değil. O hadisleri yerli yerince halkın istifadesine sunmak gerekir. Müslümanların yararlanacağı şekilde ortaya koymak lazım. Şimdi Allahü Teala bakın diyor ki "Femen şehide minkumuş şehre felyasumhu" dedi. Kim o ayette şey, o ayda yaşarsa onu oruçlu geçirsin dedi. Peki "Femen kâne minkum meridan" İçinizden kim hasta olursa "Ev alâ seferin" ya da yolculuk halinde bulunursa "Feiddetun min eyyâmin uhar" Yani tutamadığı günler kadar başka günlerde tutar. Niye böyle yapıyor Allahü Teala? "Yuridullâhu bikumul yusra ve lâ yuridu bikumul usra" Çünkü bir önceki ayette dedi ki "Ven tasûmu hayrun lekum" Oruç tutmanız daha hayırlıdır. E ya Rabbi madem oruç tutma daha hayırlıdır diyorsun da hastaya yolcuya niye diyorsun ki başka gün tut? "Yuridullâhu bikumul yusra ve lâ yuridu bikumul usra" Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor diyor. Peki kaza niye daha sonra tut diyorsun madem böyle? "Veli tükmülül iddete" Sayıyı tamamlayasınız diye. Sayıyı kim tamamlar? Ramazan'da bir kısmını tutan tamamlar değil mi? Sayı tamamlama yetkisi kime verilmiş? Hasta ve yolcuya. O da tutmanız daha hayırlıdır diyor. E adetli kadını siz nasıl buradan şey yapıyorsunuz, haramdır diyorsunuz, Allah'tan korkmuyor musunuz? Neye dayanıyorsunuz? Biliyorsunuz burada Ayşe validemize mal ettikleri bir söz vardır ki o sözün de doğru olduğunu inanmıyorum. Doğru olduğunu kabul etsek bile künnâ nu'maru bi kadâ'i savmi diyor. Orucu kaza etmemiz emredilir. Kaza etmek tutmak demektir. Kelimenin anlamını daha sonra değiştirmişler 150 sene sonra orucu kaza etmemiz, daha sonra tutmamız diye. Bak şimdi Türkçe dilinden de bir. Ben bir namazımı kaza edeyim demiyorum namazını geriye bırakanlar. Ne demek? Kılayım demektir işte. Falan yerde kaza oldu. Ne oldu? Bir olay o meydana geldi değil mi? Türkçemizde de var. Kaza oldu dediğiniz zaman o olay işte falanca tarihe ertelendi diye mi anlıyorsunuz? Şimdi burada diyor ki "Veli tükmülül idde" Hasta ve yolculara Allah'ın verdiği bu ruhsat. E peki ruhsatı verdin, yarın Allah'ın huzuruna diyelim şimdi ben Ramazan'da gittim. Fatih 30 gün oruç tuttu. Allah bana ruhsat verdiği için 10 gün tutmadım yolculuktan, 20 gün. Allah'ın huzuruna ben 20 günle gideceğim, o 30 günle gidecek. E ben ona göre sevap alacağım. O zaman veli tükmülül idde. Bu bana verilmiş bir ikramdır, bir haktır. Sayıyı siz de tamamlayasınız diye. E peki adam hiç oruç tutmuyorsa bu ayetin kapsamına girer mi o? Hasta ve yolcu diyor.
Peki siz neye dayanarak tutuyorsunuz da akşamdan niyet ederse şöyle olur. İşte efendim işte kaza mı gerekir, kefaret mi gerekir, kazayla beraber kefaret mi gerekir diye kitapları lüzumsuz şeylerle doldurmuşsunuz. Milletin de kafasını bozuyorsunuz. Akşamdan ben oruca niyet, ben niyetliyim, niyetli değilim diye insanlar şey yapıyor, dışarıda konuşuyorlar. Ne demek ki? Müslüman mısın? Bitti. Niyetliyim diye bir şey yok. Oruç tutacaksın kardeşim. Bunun tek istisnası vardır, hasta ve yolcu. Peki hastalığın tanımı ne? Teşhisi ne? Kardeşim hastalığın tanımını Cenab-ı Hak bırakmam. Her insanda hastalık farklı şey yapar. Gidip de doktordan rapor almana gerek yok. Şimdi okuldan izin almak için doktordan rapor olur götür okula verirsiniz ama Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Allah her insanı kendine bırakmış. Sen kendini hasta istiyor, oruç tutamayacak durumda hasta istiyor diyorsan tutmazsın. E ya öyle gösteriyorsa göstersin bana ne? Hesabı bana verecek değil ki Allah'a verecek. Hasta olmadığı halde hastayım diyorsa desin bana ne yani? Ne sevabı ben vereceğim ne de cezayı ben vereceğim. O Cenab-ı Hak veriyor. Allah da kendi arasındaki iş. Ne yapıyorsa yapsın. Şimdi gelelim sonuç. Kısa bir özet yapalım isterseniz. Bir, bu Ramazan'daki imsakiye değişikliğimizin sebebi, yani buradaki konuşmaları özetliyorum. İsra suresinin 78. ayetindeki Kur'an-ı Fecr, yani tan yerindeki ışık yoğunlaşmasına dikkat, onu dikkatimizden kaçırmış olmamızdı. Onu da dikkate alarak takvimlerde böyle bir düzenleme yaptık ve dostlarımızın yaptığı gözlemlerde de bu düzenlemenin birebir tuttuğunu gördük. 2. Yahya Bakara suresinin 184. ayetindeki وَاَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ miskin ayet-i kerimesiyle ilgili yanlış görüşleri anlattı. Doğrusu şu, hadis-i şeriflerde de öyle. Allah Ramazan orucunu tutmamızı bize emretmiş. O orucu tutabilecek durumda olanlar, ki buna hasta da yolcu da girer, çünkü oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor. Tutabilecek durumda olanların bir bayramda bir fakiri doyuracak fidye vermeleri lazım. Çünkü niye? Oruç sırasında bir takım yanlış görüşler, yanlış konuşmalar yapmış olup bazı sınırları aşmalar olabilir. Onun karşılığında Cenab-ı Hak fakir zengin ayrımı yapmaksızın oruç tutabilecek durumda olan herkese yüklemiştir ki burada çocuklar yok. Hanefi mezhebinin söylediği gibi çocuklar yok. Hanefi mezhebi fitre için bir de bir nisap koyar. Bunun da hiçbir dayanağı yoktur. Hiçbir dayanağı yoktur. İşte şu kadar şey maddi gücü olanlar verecek de diğerleri vermeyecek de diye bir şey yok. Bu konuda Şafilerin görüşü doğru. Şimdi çok zayıf durumda olan da verecek, çok zengin olan da verecek. Bir fakiri doyuracak kadar olduğu için 3 tane ekmek parası verdim mi yeter. Efendim öyle mi? Bizim ailemizde onu mu yiyoruz? Daha yüksek ver kardeşim. Emredilen çaresiz kalmış bir kişinin bir gün doyurulmasıdır o kadar. Çaresiz kalmış bir kişi ekmek bulduğu zaman bayram eder. Evet, şimdi kefaret konusuna da Fatih değindi. İlgili hadisleri bir kere değişik şey eksik rivayetleri alıyorlar. O rivayetler de yetmiyor, ona bir takım ilaveler yapıyorlar. O ilavelerle kendilerine göre bir takım hükümler ortaya çıkarıyorlar. O kendi ilave ettikleri şey üzerine kıyaslamalar yapıyorlar. İşte yok Ramazan günü hem de diyorlar ki şeyde ibadette kıyas olmaz diyorlar. Kendi koydukları kurallara kendileri uymayarak oradan işte Ramazan'da mesela Hanefiler ve Malikiler Ramazan günü işte kasten yiyen, içen ve cinsel ilişkiye giren kişi kefaret yerine getirmekle sorumludur. Yani 2 ay peş peşe ya da 60 gün peş peşe oruç tutar, bir günde kaza eder ayrıca. İşte şeyler Şafii ve Hanbeliler diyor ki işte hadiste sadece erkeğe yüklenmiştir. Yeme içmeden dolayı kefaret gerekmez. Bir gün kaza. Kazayı nereden çıkarıyorsun? Ya, ayette yok öyle bir şey. Ama yapıyorlar. Ondan sonra eşiyle ilişkiye giren erkeğe
kefaret gerekir, kadına gerekmez diyorlar. Yani bunlar hep böyle şeysiz, delilsiz olan hükümlerdir ama bu mezhepler böyle şey yapmış. İşte bak görüyorsunuz sadece, demek ki sadece şey muamelat yani hukukla ilgili değil, ceza ile ilgili değil, ibadetle ilgili konularda da mezhepler dökülüyor. Evet, inşallah Müslümanlar akıllarını başlarını alır da Kur'an-ı Kerim'e yeniden yöneliriz. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin. Sakın ha ben niyetli değilim diye oruç tutmazlık etmeyin. Sadece hastaysanız, sadece yolcuysanız oruç tutmayabilirsiniz. Onun dışında oruç tutacaksınız. Geçen yıl mı, daha önceki yıl mı Zeki Bey buraya gelmişti de bir soru üzerine kendisine bir şey danışmıştık. Demiştik ki bu aylarda, sıcak aylarda idmana çıkan futbolcular. Yani düşünün, hem sıcak hem idman yapacak bu. Bu kişiler oruç tutabilir mi? Zeki Bey demişti ki tutmamaları için biyolojik olarak hiçbir sıkıntı yok. Yani hiçbir mani yok. Yaratıcı evet. Öyle bir şey olsaydı koyardı onu. Yani 2 gün, 3 gün kişi o halde su içmeden hayatını idame ettirebilir. Dolayısıyla 24 saatlik bir zaman dilimi bile değil, 14-15 saatte kişi en ağır işleri dahi yapabilir demişti. Yani bunu söyleyen bir hekim. Hayatımızda bunu görüyoruz zaten. Evet. Peki. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.